Sevgili izleyiciler, birinci gün programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam birinci gün programımızda çok özel bir konuğumuz var. Malum biliyorsunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kayseri Ticaret Borsası Başkanımız sevgili Recep Bağlamış bugün birinci gün programımızın konuğu. Değerli başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar dilerim. Teşekkür ederim. Tabii bu güzel söyleşiyi, güzel programı değerli meslektaşlarımızdan TV1 Haber Müdürü sevgili İsmail Şahin. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Başkanıma da hoş geldin demek isterim. Değerli gazetecimiz Tolga Yılmaz. Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Yerine başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Evet. Sayın Başkanım'la birlikte Kayseri Ticaret Borsası'nın dününü, bugününü hepsini konuşacağız. Ama malum biliyorsunuz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı biraz meşakkatli, zor. Özellikle kurban kesimi biraz da belediyeler açısından da borsa açısından da besicilikle uğraşan çift vatandaşlar açısından da baktığımızda biraz meşakkatli olur. Ticaret borsası olarak geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenlediniz. Kurban fiyatları ile ilgili bir takım hayvanların fiyatlarının yükselişleri, inişleri, çıkışları ile ilgili bir kamuoyunu bilgilendirdiniz. Ticaret borsası olarak bir kez daha değerli başkan olarak sizden dinleyebilir miyiz efendim? Kurban Bayramı'na ne gibi hazırlıklar yaptınız? Evet, şimdi öncelikle biz biliyorsunuz Kurban Bayramı için büyükbaş erkek dana fiyatlarını canlı kilogram ağırlığında 270 TL'ye açıklamıştık. Küçükbaş erkek kurbanlık hayvanları 250 TL olarak açıklamıştık. Büyükbaş hisseleri 25 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaş hayvanı da 10 bin TL ile 20 bin TL arasında sizlerin aracılığıyla fiyat açıklamasında bulunmuştuk. Yine aynı sözümüzün üzerindeyiz ama vatandaşlarımız bu fiyatlardan mağdur. Geçen yıl hemen hemen 15 bin civarında hisseye girebiliyorlardı. Evet. Malum ülkenin hem ekonomik yapısı hem de ister istemez enflasyondaki sıkıntılar hayvan üretiminde de bizleri etkiliyor. Üreticilerimiz de girdi maliyetlerinden dolayı fiyatları bu denli açıklamak zorunda kalıyorlar. Vatandaşlarımız biz ilk açıkladığımızda da bize bazı tepkiler verdiler açıkçası. Ama bu bizim elimizde değil. Biz bir hayvanın doğumundan sofralara gelene kadarki sürecin 2 yıl olduğunu tekrar buradan ifade etmek istiyorum. Geçen yıl biz özellikle Tarım Bakanlığımız aracılığıyla 90 TL ile besinlik hayvan satın alabiliyorduk canlı kilogram. Şu anda 200 TL'ye satın alabiliyoruz. Bir de geçen yıl 1000 ve üzeri üreticilerimize %25 kapasitesini, %25'i 1000 ve altında olanlara %30 kapasitede de mal verebiliyorlardı. Bu dönemde ise 1000 ve üzeri olan işletmelere %5, 1000 ve altında olan işletmelere %10 kapasitede mal verebiliyorlar. Yani bu ne demek? Yerli hayvanda zaten üretimde sıkıntı var. 200 TL'ye verdiği hayvanı yerli olarak ahırımıza tedarik etmek istediğimiz zaman da 300 TL'ye satın alabiliyoruz. Ya yani bunları vatandaşlar göremediği için yani bizim, bu çok ince hesabı biz tabii evet, vatandaş olarak bilemiyoruz. Yani şimdi beklentisi en azından aldığı maaş kadar bir hisseye girme beklentisinde oluyor vatandaşlarımız. Biz de aldığı maaşın keşke elimizde olsa da yarısı kadar bir fiyata kurbanlık tedarik edebilsek. Ama malum girdi fiyatları, yem maliyetleri, bu hayvanın da 10-12 aylık bir besi süresi olmasından dolayı fiyatlar bu dengede olmak zorunda kalıyor. Üreticiler üretip para kazanamazlarsa bir sonraki döneme asla üretme şansları olamaz. Değerli başkanım çok özür diliyorum. Tabii kurbanı konuşuyoruz, arkadaşlarımız da soracak ama geçtiğimiz gün Diyanet de açıkladı. Yurt dışında küçükbaş koyunun fiyatı 4.75 değil mi? 4.500. Yani orada öyle, burada niye böyle? Yani oradaki koyun mu farklı, oradaki ibadet mi farklı? 11.750 büyükbaşta. Yurt dışında genelde zaten Avrupa ülkelerinde bir küçükbaş 100 dolarla 150 dolar seviyesinde fiyat aralığı oluyor. Bundan dolayı işte oradan tedarik edince, ama mal Türkiye'de kesilmiyor biliyorsunuz. Yurt dışında kesilmek kaydıyla 4.500 TL civarında oluyor. Ama aynı hayvan Türkiye'ye geldiğimizde nakliye mi biniyor üzerine? Hayvan yani ithalatı küçükbaşta yasak. Yasak şu anda küçükbaş hayvan ithalatı yok. Ülkemizin küçükbaş hayvanının yeterli olduğu Tarım Bakanlığı tarafından tespit edildi. Ama ülkemizde üretilen hayvanlar 10.000 TL ve 20.000 TL aralığında fiyat aralığı oluşuyor. Yani oranın Türkiye'nin üretiminin 1/3 fiyatlarında Avrupa'da. Ondan dolayı kurbanlık fiyatları orada ucuz oluyor.
Biz oradan kessek mi diyor, getirsek de kessek daha iyi olmaz mı? Yani tabii. Ama ithalatı yasak. İthalata izin verirse devlet. Peki bu hayat pahalılığını düşürmek açısından tabii siz de doğal olarak üyelerinizi korumak zorundasınız ama fiyat çok yüksek yani. Aradaki makas çok açık. Ya şimdi biz öncelikle vatandaşımızı koruruz. Ama üyelerimizin haklarını da savunmak zorundayız. Tabii ki. Vatandaşlarımızın bilmediği konularda vatandaşlarımıza bilgi aktarırız. Ama üyelerimizin de zarar göreceği yerlerde savunma mekanizmamız devreye girer. Aslında bir nevi biz de üyelerimizin sorunlarını dile getiren bir odayız. Şimdi yine ısrarla söylüyorum, vatandaşlarımız bir büyükbaş hayvanın, bir küçükbaş hayvanın üretim tesisine girdiği süreden yetiştiği süreye kadar ki harcanılan emek ve üretim maliyetlerini bilmiyor. İşte ülkemizde biliyorsunuz besilik küçük ve büyükbaş hayvanda sorun var. Yani şu anda bile büyükbaş hayvanı, benim de aynı zamanda bir üretim tesisim var. Besilik hayvanı canlı kilogram 250 ile 300 TL arasında alabiliyorum. Yani kurbanda da 270 lira açıklamışız. Yani şu anda fiyat aralığında bir olumsuz bir şey yok aslında. Ama vatandaşın gücü yetmediği için ister istemez tepki vermek zorunda kalıyor. Biz de istiyoruz yani, keşke bugün kurbanlık hissesi 10.000 TL olsun, vatandaşımız da üzmesin. Ama maliyetler ortada. Yem girdisi, işte saman, işte bunun bakıcısı, 10 aylık bir emek ortada. Yani şu anda üreticimiz bizim %10-15 para kazanamıyor zaten. Bir kurbanda belki o makas %15 olmuyor da 20 oluyor. Denk gelirse %25 gibi bir karlılık elde edebiliyor. Onun dışında olmuyor. Kaç yerde pazar kuruldu? Sizin uhdenizde mi bunlar? Sizin payınız nedir? Belediyelerle işbirliği yapıyor musunuz? Bir de kurban alırken vatandaş neye dikkat etsin? Yaşını biliyoruz işte ama onun dışında bir üretici olarak siz neye dikkat çekmek istersiniz? Evet. Öncelikle şehrimizde 4 noktada kurbanlık satış noktası oluştu. Biri Kocasinan Belediye'mizin, biri Talas Belediye'mizin, iki tane de Melikgazi Belediye'mizin. Muhteşem pazar yerleri, Allah razı olsun başkanlarımızdan, gerekli hizmetleri en iyi şekilde üreticimize veriyorlar. Vatandaşlarımız da buradan düzgün hizmet alabilsin diye. Biz de Kayseri Ticaret Borsası olarak hem vatandaşlarımızın üreticiler adına bir şikayetleri varsa diye zaman zaman denetimlerimiz oluyor hayvan pazarlarını. Bir de üreticilerimizin hayvan pazarlarıyla ilgili bir beklentisi veya sıkıntısı olursa bunu da belediye başkanlarımıza aktarmak için bizler de sahada dolaşıyoruz. Özellikle büyük belediyelerimiz pazar yerlerinde hizmet vermekle birlikte tarım il müdürlüklerimiz de kulak küpelerine, gebe hayvanlara, kurbanlık vasfı olmayan hayvanların denetimi noktasında sahadalar. Allah tarım il müdürümüzden de ve çalışma ekibinden de razı olsun diyorum. Yaklaşık 20 gündür onlar da sahada yoğun gayret gösteriyorlar. Biz vatandaşlarımıza özellikle zaten her dönemde ifade ettiğimiz gibi bu dönemde de salya akıtan, uzuvlarında arıza olan, özellikle büyükbaş hayvanda yaşını doldurmamış, işte biz dişini bozmamış diyoruz. Dişini bozmamış, yaşını doldurmamış hayvanları kurbanlık olarak almamalarını istiyoruz. Zaten üreticilerimizin geneli, yani belki içinde kısmi bilmeden hata yapanlar olabilir ama üreticilerimiz de buna ehemmiyet vermez. Kurbanlık vasfı taşımayan hayvanları özellikle hayvan pazarına götürüp satmazlar. Ama yine gözden kaçırmış olabilirler. Vatandaşlarımız da tabii ki uzuv, herhangi bir arıza gördükleri zaman tarım il müdürlüklerinden, bizlerden destek alabilirler. Hayvan vasfını taşıyor mu, taşımıyor mu, hastalıklı mı? Zaten özellikle tarım il müdürlüğümüz sahada hayvan hastalıklarıyla ilgili, gebe hayvanların satışına engel olmakla ilgili sahadalar çalışıyorlar. Bir besi yani kesim için yetiştirilen hayvanla kurban için yetiştirilen hayvanın maliyeti farklı herhalde. Tabii değil ki. Mi? Kesim belki 15 aylık hayvanı da kesebiliyorsunuz ama kurbanın mutlaka 2 yaşını doldurması lazım. Bu hisse bedelleri bu yüzden de artıyor olabilir mi? Bunun yaşla alakası yok. Hayvanın büyüklüğü yani et oranına göre. Hani biz 25 TL. Şimdi 2 yıl mesela büyükbaşta 2 yılı doldurulması gerekiyor ya. Tabii özellikle kurban vasfını doldurabilmesi için 2 yılı kesimde atıyorum. Kesim 15 aylık. Evet. 13 aylık, 15 aylık. Eğer orada 24 aylık beslediğiniz için bir maliyet ekstra biniyor mu diye. Kesinlikle hayır. Şöyle ben size bir örnek vereyim. Yani diyelim ki bir hissede 40 kilo kemikli et almak istiyor vatandaşımız örneğin. Bugün 600 TL ise et fiyatı. 40 kiloyu 600 ile çarptığımız zaman ortalama 24 bin TL yapıyor. Yani bu biraz daha 50-60 kilo isteyen mali durumu müsait olan kardeşlerimiz daha iyi kurbanlık kesmek istiyorlar. O da işte 30 bin TL civarında oluyor.
Bir de özellikle kurban zamanlarında diyelim ki bir hayvanın kesim ücreti 500-700 TL ise kurbanda bu 5000 TL. Bir hayvanın normalde parçalama fiyat aralığı 500-700 TL ise kurbanda 3500 TL. Bunlar da haliyle bir hayvanın üzerine maliyet olarak bindiriyor. Bir de üreticimiz normalde karkas kestireceği fiyata vatandaşa vermek istemez. Hı. Diyelim ki kargası 300-350 aralığında kestiriyorsa 400 TL aralığı oluşmazsa vatandaşa satmaz, kesimhaneye götürür. Hı. Ya orada da bir emek var. Pazar yerine gidiyor işte her saat hayvan bakmak istediklerinde vatandaşlarımız ahırdaki diğer hayvanlar rahatsız oluyor. Et kaybı yaşıyor. İşte hayvanın içine bir gündüz yem verilirken gelir, bir de akşam yem verilirken gelir. Ama vatandaşlarımız hangi saatte gelirse gelsin, üreticilerimiz hayvanlara bakmak için fırsat veriyor. Ya o hayvan zaten ahırın içine girildiği zaman birkaç kilo kaybı da yaşıyor. Bunlar haliyle fiyatlara etken oluyor ama yani fiyat aralığı normal et fiyatlarından çok yüksek değil. Zaten bu dönemde özellikle yurt dışından gelen ithal kesimlik hayvanlar var. Şu anda 300 TL civarında kargas et fiyatı da düşmüş vaziyette. Başkanım, ben bir vatanseverim, aynı zamanda da Kayseri milliyetçisiyim. Size bir şükran borcumuz var bir gazeteci olarak. Bir canlı hayvan pazarı kurdunuz. Dolayısıyla bu canlı hayvan pazarında bizi Şarkışta'dan ve Boğazlıyan'dan ayırdınız. Biz onlara muhtaç hale gelmedik artık. Evet. Ve dolayısıyla bizim besicilerimiz oralara gitmeyerek kendi ekonomimizi kendi kentimizde korumayı başardılar. Bu yüzden size şükranlarımızı iletmemiz lazım. Çünkü bir şehrin kalkınabilmesi için yatırım yapılması lazım. İstihdama dönük katkıların sunulması lazım. Siz de buna bir öncülük ettiniz. Şimdi hem bize buranın bir ekonomik 6 aylık işte bir girdisinden biraz bahsedin. Bir de burada da aynı zamanda Kurban Bayramı için hayvan satışı yapılacak mı? Buradan da bir bahsedin. Buranın da besiciler açısından önemine de biraz değinirseniz seviniriz. Evet. Öncelikle biz Kayseri Ticaret Borsası olarak şehrimize hizmet etmek için her zaman ilk geldiğimiz günden bugüne kadar her platformda ifadelerde bulunuyoruz. Zaten hayvan pazarı yaptığımız yerde bizim üreticilerimizin yeri, hizmet alabileceği ve hizmet verebileceği yer. Şehrimizde yaklaşık 100 yıldır hayvan pazarı ruhsatlı bir şekilde yoktu. Bunu da Cenab-ı Hak bize nasip etti. Projelerini bizim dönemimizde başlattık ve şu anda da hizmete girmiş durumda. Yaklaşık 6 aydır da şehrimize hizmet ediyor. İç Anadolu'nun en modern ve en büyük hayvan pazarı. Evet. Kapasitemiz günlük 1000 büyükbaş, 1500 küçükbaş hayvan kapasiteli. Öncelikle şehrimiz üreticisi çok memnun. 6 aydır olağanüstü bir hizmet alıyor. Bunun yanı sıra yaklaşık 10-15 ilde hem hayvan getirerek ilimizdeki hayvan pazarında satış yapıyor, hem de şehrimizde satılan hayvanlardan satın alarak illerine götürüp üretim yapabiliyorlar. Üreticimiz çok memnun. Ekonomik de katkısı var şehrimize. Ekonomik katkısını buralarda çok söylemek istemiyorum. Şehrimize yakışan bir hayvan pazarı oldu. Ama Kayseri Ticaret Borsası'na mali bir getirisi yok. Aksi takdirde yani gideri var, faydası yok. Sadece şehrimiz kazansın, üreticilerimiz kazansın diye yapmış olduğumuz bir yatırım. Ama şehrimize çok yakıştı. Üreticilerimiz çok memnun. Bu projenin de hayata geçmesinden dolayı gerçekten Kayseri Ticaret Borsası Başkanı ve yönetim olarak çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ulusal bir pazar oldu. Açıldığı gün tedirginliklerimiz vardı. Acaba çalışır mı? Hayvan sayısında azalma olur mu? İşte ilk yoğunluğu her zaman devam ettirebilir miyiz gibi. Şehrimizin gerçekten ihtiyacı varmış. Her geçen haftada bir gün çarşamba günleri ulusal pazar yapıyoruz. Her geçen haftada bu kurban aralığında biraz az geliyor hayvan diğer illerde kurbanlık satışından dolayı. Ama her geçen hafta hayvan pazarımızda hayvan sayısı artarak devam ediyor. Hem ilimiz ekonomisine katkı olacak, hem de üreticilerimiz şehrimizden iyi bir hizmet almış olacak. Şükürler olsun, bu da bize nasip oldu, şehrimize böyle bir yatırım. Kesim var mı orada kesim? Kesim yok, sadece haftada bir gün ulusal, yani bütün Türkiye genelindeki hayvanların alın satışı yapılabilecek bir pazar yeri burası. Sağlık açısından bir önlem alındı mı? Sonuçta hayvanların sıkı bir şekilde bu pazarlara girmesi ister istemez hayvan hastalıkları, yani birbirlerine insana bulaşanı demiyorum, birbirlerine hasta etme riski de var. O yönde de tedbirler vesaire alınıyor mu? Tabii ki zaten dezenfekte yapılmadan hayvan pazarımıza giriş mümkün değil. Bunlar bizim çalışanlarımız tarafından yapılıyor. Veterinerler odasından bir tane veterinerimiz var. Her çarşamba saat 4 gibi orada olur gece. Hayvan pazarı bitene kadar hayvan kontrollerini yapar. Sabah 6-9 arasında da
Sağ olsunlar Tarım İl Müdürlüğümüz 2 veya 3 veteriner oraya gönderir. Özellikle hayvanların hastalık kontrolünü yapmakta. Bir dönemde şapla ilgili endişelerimiz oldu. O dönemde de zaten birkaç hafta Tarım İl Müdürlüğümüz kapanmasıyla ilgili destek istedi. Biz de 2-3 hafta kapattık. Herhangi bir sıkıntı olmadan şükürler olsun 6 aydır hizmet ediyoruz. Veteriner kontrolü, dezenfekteler, Tarım İl Müdürlüğümüzden de aldığımız desteklerle iyi bir şekilde burayı yönetiyoruz. Şükürler olsun. Sayın Başkanım, tekrar kurbana dönecek olur isek, şimdi vatandaş kurban almak için pazara gittiğinde nelere dikkat edecek? Biraz önce ifade ettiniz. Yani hasta olup olmadığını sadece salyasından mı anlayabilir vatandaş? Ya da köylerde de böyle kendi çapında besicilik yapanlar var. Onlar hepsi kulağı küpeli mi? Bu anlamda vatandaşı bilgilendirme açısından neler söyleyebiliriz? Evet. Yani yaşını, hastalığını, kontrolün nerede olup olmadığını, hangi noktalara dikkat etmesi gerektiğini nasıl ifade edebiliriz? Öncelikle yine ifade etmek istiyorum. Tarım İl Müdürlüklerimiz sahada hayvan pazarlarını kurbanlık vasfını taşıyıp taşımadığı noktasında denetimleri devam ediyor. Şöyle yaşını doldurmamış hayvanları zaten üreticilerimiz satışa getirmez. Pazarı yine de alamaz zaten. Evet, pazarı almazlar. Girişte bir kontrol var mı? Tabii ki var. Tarım İl Müdürlüğümüz denetleme yapıyor. İşte özellikle gebe hayvanla ilgili kurban satışı yapılmasın diye. Yaşını doldurmuş ona bakıyor. Kulak küpesini çok dikkate almıyoruz. Şunun için dikkate almıyoruz. Hayvan kulak küpesini düşürmüş olabiliyor. Ama her hayvanın kendine ait pasaportu var. Üreticilerimize sorabilirler. Üreticilerimiz pasaportlarını gösterir yaşıyla ilgili. Zaten anlayan vatandaşlarımız büyükbaş hayvanın ağzını açtığı zaman çok affedersiniz iki tane dişi diğer dişlerinden büyük olur. Bu yaşını doldurmuş hayvan demektir. Yani ağzını bozmuş diyoruz biz. Yine o hayvan zaten karnını çekmişse belli olur. Salya akıtır belli olur. Uzuvlarında eksik olur. Az çok vatandaşlarımız hayvana baktığında tespit edebilirler. Vatandaşlarımızın göremediği herhangi bir huylantı duyduğu hayvanlar ise Tarım İl Müdürlüklerimizi arayarak veya o üreticimizden hayvanın pasaportunu alıp TÜRKVET sisteminden o hayvanın bilgilerine bakarak kontrol edebilirler. Hiç endişe etmesinler. Zaten üreticilerimiz bu noktada bütün samimiyetimle söylüyorum. Dikkat ederler. Kurbanlık vasfını taşımayan hayvanları hayvan pazarına götürüp satmazlar. Ama vatandaşlarımızın endişesini gidermek adına bunları da özellikle vurgulamak istiyorum. Herhangi bir vatandaşımız bir hayvandan huylanmış, eğer bunun kurbanlık olmayacağıyla ilgili endişe taşıyorsa Tarım İl Müdürlüklerimizden yine söylediğim gibi pasaportundan TÜRKVET sisteminden destek alabilirler. Özellikle böyle kırsal bölgelerde, köylerde işte kurban bayramı için, kurban için aileleri mesela bir tane, iki tane böyle hayvan besliyorlar. Bu besinden o insanlar gerçekten kar edebiliyor mu? Yani kazanamazlar. Defa 50 büyükbaşın altında üretim yapan kardeşlerimiz eğer kendi ineğe doğum yapıyor da o danayı üretiyorlarsa para kazanabilirler. Ama satın alıp üretiyorlarsa 50 ve üzeri olmadıktan sonra para kazanma şansları çok zor ve az. Ama kendi hayvanından işte kendi ineğinden doğum yapıyor o hayvanı yetiştiriyorlarsa bir de olsa, üç de olsa, beş de olsa kısmi olarak para kazanabiliyorlar. Çok cüzi bir şey kazanabilir diyorsunuz. Bir de özellikle kesimleri konusunda yani çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Hayvana eziyet ediliyor, edilmiyor. Bu sizin alanınız değil ama bunun işin ehline mi teslim etmek lazım? Şimdi özellikle besi çiftliklerinde yine hayvan pazarlarımızda kesim noktalarında yaklaşık şehrimizde 15'e yakın belediyelerimizin kesim noktası hazırladılar. Buralarda zaten modern tesis gibi bütün şartları hazır. Kasaplar ehil. Zaten yaz dönemindeyiz. Buradan özellikle vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Belediyelerimizin belirlediği kesim noktaları özellikle besi çiftliklerimiz ve karpuz atan ve diğer mezbaların dışında kesim yapmasınlar. Çünkü soğuk zincir kırılır. Kestiği kurbanın etini kokutabilirler. Özellikle istirham ediyorum. Farkında olmazlar. O hava soğuk. Çok sıcak. Yani çünkü, o hava sıcaklığında sıkıntı mı olur? Aşırı derecede sıkıntı olur. Yaklaşık 35-40 derece gibi bir sıcak gözüküyor. Bu 10-15 noktada belediyelerimizin belirttiği yerlerde kestirirlerse veya besi çiftliklerinde veya entegre tesislerde kestirirlerse rahat ederler. Aksi takdirde soğuk zincir kırılır. Hayvanlarının etleri kokabilir. Bu da hem kurban için
olumsuz bir şey olur, hem de vatandaşlarımızı mutsuz eder. Ortalama örneğin biz Tolga Bey, İsmail Bey bir hayvan işte keseceğiz. Kestik bir düveye yazık olsun. Kaç havada sıcak 30-35 derece bir sıcaklık var. Bir saatte mi onu? Yani maksimum o da bir saat. Yani mümkünse 10-15-20 dakikada soğuk zincire girmesi lazım. Ama çok böyle uzun derece sürüyor. Biz akşama kadar doğruyoruz başkanım. Sıcak. Kesin biz, sıkıntı oluyor. Biz oturuyoruz, kesiyoruz, doğruyoruz. Evet. Küçük küp getiriyoruz. Evet. Üzerinde pişirelim, biraz yiyelim yani, diyoruz. Bir saat çok fazla bekleyen bilgi et, bakteri üretir. Ve soğuk zincir kırılmış olur. Soğuk zincir dediğimiz ne oluyor başkanım? Şimdi, biraz açalım izleyelim. Özellikle 0+5 derecenin üzerinde olan hava sıcaklıklarında süre maksimum 1 saat olmalı. Ama vatandaşlarımız kendi meraklı olduğu için bir de keyif alıyorlar kendi kurbanını keserken. Biz yapalım akşama kadar sürsün diye, ama soğuk zincir dediğimiz burada kırılıyor. O hayvanın etleri bakteri üretmeye başlıyor. Şimdi şeyler de uzmanlar, sağlık noktasında katkı olsun diye. Uzmanlar da eti dinlendirin deyince biz güneşin altında dinlendiriyoruz diye. Evet. O şöyle söylüyor uzmanlar, kesin dolabına. Soğuk hava dolabına koyun. Ha, bir gün içellemeyin diyor. Yani 24 doğrusu saat. Doğrusu mu? Tabii 0+5 derecede 24 saat dinlenip daha sonra parçalandığı zaman et zaten bütün standartlarını yerine getirmiş oluyor. Soğuk zinciri kazanmış oluyor. Bizim öyle kara düzen yaparsak sıkıntı evet. Yani. Doğru değil yani. Vatandaşlarımız özellikle uyarmak istiyor. Yani işi eline teslim edemiyor. Tabii yani. Ki. Tabii zaten ki. Deriden hayvan ayırırken zaten kendimiz de yaralıyoruz. Evet. İşi de eline vermek gerekiyor. Çünkü hem ilimizde hem bütün Türkiye genelinde işin ehli kasaplarımız oldukça fazla. Türkiye genelindeki satılan. Bunların da fiyatı yüksek başkanım yani. Ya şimdi yılda bir defa onlar şöyle düşünün, prim gibi düşünüyorlar kurbandaki hizmeti. Diyelim ki normalde 1000 TL'ye kesiyorlarsa bir hayvanı, kurban bayramında 5000 TL. İşte enflasyonu artırıyor. Emekli de diyor ki o zaman ben zaten bu kadar prim almıyorum diyor. Evet doğru. Ya şimdi ben vatandaşlarımızın hem kurban fiyatlarıyla ilgili hem kesim kasap ücretleriyle ilgili serzenişlerini anlayabiliyorum. Yani mali yapıdan uygun değiller. Haklılar. Ama bunun tek çözümü kırmızı et üreticilerinden kaynaklı değil. Biz de istiyoruz. Ama ortada bu sefer yani ne diyelim, belgesiz kasaplar dolaşıyor. Evet. Siz 5'e keserken o 1,5'a 2'ye kesiyor. Ya işi yapamıyor. İşte sakatlık veriyor hem kendine hem hayvana sakatlık yapıyor veriyor. Yapıyor ama onlar onlar yapıyor bu sefer. Yani hani fiyatlar biraz aşağı çekilmiş olsa belki siz o uzmanlara teslim edebilirler diye düşünüyorum. Evet. Ya şimdi bir personel bir aylık maaşını kurbanın bir ikinci günü, iki günde ve en fazla üç günde bir aylık maaşı kadar bir bütçe bekliyor. Vermediğin zaman çalışmıyor. Haliyle onu verebilmek için de böyle fiyat aralığı oluşmak zorunda kalıyor. Yılda bir defa bu fiyatlar mecburen oluşuyor. Yani kurbanı hijyen bir ortamda kesmek olduğunu başkanım çok güzel aslında bir ipucu doğru verdi. Olan, doğru. En önemlisi yani o soğuk kırılma noktasının geçmememiz lazım. Evet. Yani ona uyan da herhalde ben ilk kez duydum başkanım yani bu. Yani köylerde yani bunu herhalde kasaplar odası tedarik eder diye düşünüyorum. Onun kontrolünde onlar yapar diye düşünüyorum. Sonuçta şöyle, tamam, kasaplar odasının kasaplar böyle bir denetimle ilgili anladım ama kasaplar mesela size üye olsa da yine de kasaplar, acemi kasapların ya da işte seyyar kasapların önüne geçebilmek için yani ilgili kurumlarla, örneğin Tarım Bakanı, Tarım Müdürlüğü'yle bir herhalde kurumlar arası yani diyaloğu sağlar diye düşünüyorum. Şehrimiz yüz ölçümü fazla biliyorsunuz. İşte pazar yeri ve kurban satış kesim yerleri çok fazla olduğu için yani denetimde zorluk çekiliyor ama ehil olduğuyla ilgili zaten kasaplar odamız belge veriyor kasaplara. Evet. Yani kasaplık belgesini görmedikleri kasap hayvanlarını vatandaşlarımız kestirmesinler. Şimdi eğer belgesini almışsa zaten o ehil bir kasaptır. Başkanım şimdi dini vecibe gereği işte İslam peygamberi kurban bayramı geldiğinde kurbanını kestiğinde kurban bayramının 4 gün olmasının özelliklerinden biri de bu. Evet. Birinci gün kurbanını kesecek, ikinci gün kurbanını dağıtacak, üçüncü ve dördüncü gün bayramı açacak ve dördüncü bayram bittiğinde aslında evinde et kalmayacak. Ama bizim Müslüman coğrafyada, bizim Müslüman toplum bir yıl boyunca o eti tüketiyor. O ne kadar işte Allah katında işte yani kabul ediliyor edilmiyor, o Allah'la kul arasındaki bir gerçek. Evet. Onu beni ilgilendirmiyor ama sucuk dolduruyorlar, işte pastırma yaptırıyorlar. Bunun için de işte kıyma çektiriyorlar. Sokak işte içerisinde
pastanelerden tutun işte lokantalara kadar, işte bakkallardan tutun işte büfelere kadar, bunların hepsi birer tane işte kıyma makinelerini alıyorlar, gidiyorlar, burada bir hizmet veriyorlar. Bunların önüne geçebilecek bir formül bulunamıyor mu? Yani ya şöyle, bunlarla şimdi biz ilgili bir, hem kasaplar odamız hem bizler hem belediyelerimiz ellerinden geldiği kadar denetimleri yapıyorlar. Uyarılar da yapılıyor. Şimdi bayram günü kimseye ceza yazılmıyor. Evet. Yani mübarek gün. Ellerinden geldiği kadar hiçbir vatandaşımızı, belediyelerimiz olsun, zabıtalarımız olsun rencide etmek istemiyorlar. Yine ısrarla burada bir şey daha vurgulamak istiyorum. Hepimizin alışveriş yaptığı bir kasabımız, bir marketimiz var zaten. Evet. Kurban Bayramı'nda da eğer kıyma çektireceksek veya sucuk doldurtacaksak, işte normal zamanda alışveriş yaptığımız kasabımızı, şarküterimizi veya marketimizi tercih edersek içimiz rahat bir şekilde hizmetimizi alabiliriz. Onun dışında dediğiniz gibi terzisi de, ayakkabıcısı da, eline kıyma makinesi geçmiş bütün vatandaşlarımız da kıyma çekme yolunda gayret gösteriyor. Yine soğuk zincir kırılıyor. İşte şarküterlerimiz, kasaplarımız özellikle soğuk zincirle ilgili bütün hazırlıkları var. Çünkü 365 gün hizmet veriyorlar. Ama diğer terzi, işte bilmem ayakkabıcı, makine almış vatandaşlar kıyma çekiyorsa zaten onlarda da soğuk zincirle ilgili problem var. Kıyma çektiğinde de hangi etin çekilip çekilmeyeceğini bile bilmeyebilirler. Vatandaşlarımızın tercihi özellikle yıl içerisinde kimlerden hizmet alıyorlarsa et olarak, kıyma çekim olarak, şarküter, kasap, market, kurbanda da onlardan hizmet almalarını özellikle istirham ediyorum. Sorayım. Buyurun. Ama isterseniz ben şurayı da sorayım. Ondan sonra İsmail Bey, özür diliyorum size. Toplam Kurban Bayramı'nda o 4 günlük süre zarfı içerisinde Kayseri düşünecek olursak, büyükbaş, küçükbaş olmak üzere geçtiğimiz yıl mesela kaç hayvan kesilmiş? Ortalama 30-35 bin büyükbaş hayvan kesiliyor şehrimizde. Bu yıl zannedersem biraz daha az olacak. Yani vatandaşlarımız fiyatlarından dolayı. Ben sizi tanıdım. Ben de birbirimizin civarında. Yani her sene şöyle konuşurlar, işte pazarda kalan hayvanları et balık kurumu ya da sizler alacak mısınız? Bu sene pazarda çok hayvan kalacak. Geçtiğimiz yıla oranla ne kadar düşüş bekliyorsunuz diye soracaktım. Zaten yakın zamanda et fiyatları ile ilgili bir düşüş meydana geldi yaklaşık. 35 bin dediniz mi? 50 TL civarında bir kilo kargas etin fiyatı geriledi. Bunun daha altında zaten üreticilerin mal vermesi mümkün değil. Ama et süt kurumumuz kurbanda kalmış hayvanları belli bir fiyat aralığı söyleyerek vatandaşlarımızdan, üreticilerimizden satın alıyor. Bizler de zaten Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında et camiası olarak kesim yapıyoruz. Vatandaşlarımız zaten eğer fiyat üretici vatandaşlarımız hayvanları değerini bulmazsa zaten satmazlar. Yine üretim yapmaya devam ederler. Süresini doldururlar. Biraz daha et aldırmaya gayret ederler. Bundan daha aşağı veremezler. Vermezler. Efendim çok özür diliyorum. Geçtiğimiz yıl 35 bin büyükbaş mı kesildi? 30-35 bin arası. Yani sayı büyükbaş tam mı? Büyükbaş, küçükbaş toplam. Toplamda. Evet. Toplamda. Bu sene aslında ne olur? Çok ciddi ya, bir bu yıl şey. 20 bin gibi düşünüyorum ben. İşte fiyat aralığı biraz vatandaşlarımızın beklentisinin üzerinde. Hı hı. Ondan dolayı ben gene iyi söyledi 20 bin. Ben 15 bin yok civarı. Kesin olur 20 bin. 20 bini özellikle bizim şehrimiz Kurban Bayramı'nda mümkün olduğunca kurban kesmeye gayret gösteriyor. O yüzden belki 20 bin değil 25 bin de olabilir. Yani minimum 20 bin seviyelerinde şehrimizde. Ama geçtiğimiz seneye göre düşer. Tabii tabii. Geçen yıla ama oranla. Ama bunu 6 ile 7 ile çarpmak lazım. Çünkü 6-7 seyim oluyor ya. Bir, evet. Bir geçen işte sene de öyleydi. Geçen sene de öyle seyim. Bir büyük baş öyleydi. 250 bin civarında falan yapıyor. Zaten haneye vurduğunuz zaman Kayseri'de 350-320 bin hane var. Evet. Dolayısıyla hani bu küçük başa da kattığımız zaman şehrin popülasyonunu karşılıyor diye düşünüyorum. Evet. Yani. Ama senede 140, senin hesaba göre 140 bin falan olacak yani senin hesaba göre. Peki çok özür diliyorum. İsmail Bey sözünüzü de kesiyorum ama 20-25 binden bahsettiniz rakam. Bu tabii ki mutlaka ki Güneydoğu'dan falan da Türkiye'nin dört bir yanından geliyor olabilir. Besiciler de tedarikli olmuş olabilir. Kayseri'de bu kadar hayvan yetişebiliyor mu? Peki besicide sizler bu kadar hayvan yetiştirebiliyor musunuz? Tabii ki bizim şu anda yaklaşık 50-60 bin civarında büyükbaş üretimimiz var. Kayseri'de? Tabii ki. 100 bine yakın da küçükbaş üretimimiz var Kayseri ilinde. Yani Kurban Bayramı çok rahat bir şekilde
tedarini sağlayabilir. Yani dışarıdan üreticisi. O zaman çok girdi olmuyor gibi. Yani şöyle, şehir dışından gelen kardeşlerimize niye şehrimize geliyorsunuz? Mal satıyorsunuz, kurbanlık satıyorsunuz deme şansımız yok. Çünkü ülke bizim, her ilde bütün vatandaşlarımız her ilden gelerek hayvan satabilir. Yani 5000 civarında da ben tahmin ediyorum diğer illerimizden şehrimize küçük ve büyükbaş hayvan gelerek satılıyordur. Bir de Diyanet başta olmak üzere bazı vakıflar ya da işte dernekler de işte kurban bağışı alıyorlar ve onlar da işte kesim yaptıklarını iddia ediyorlar. Tabii kesiyorlardır, kesmiyorlardır. Kendi vicdanlarına teslim ediyoruz ama bu mesela hayvancılık popülasyon açısından şehrimiz besicilerine zarar veriyor mudur? Oldukça sıkıntılı ama söz konusu Diyanet olunca biz bir şey söylemiyoruz. Söyleyemiyoruz değil mi? Evet. Yoksa bizim üreticilerimiz, yani şehrimiz üreticisi, ülkemiz üreticisi zaten hayvanı gerektiği şekilde yetiştirebiliyor. Bir de açıklanan rakamlar bizim açıkladığımız rakamların dörtte bir fiyatı evet. gibi oluyor. Daha cazip geliyor. Özellikle vatandaşlarımızın algısını aslında onlar sorun yapıyor. Yani zannediyor ki vatandaşımız 5000 TL'ye kurbanlık varken işte bir kırmızı et üreticisi en az 15.000 TL'ye, 20.000 TL'ye hayvan satıyor gibi bir algı aslında doğuyor. Çıkıyor. Evet. Ama bunun matematiği şu, ortalama eti satın aldığımız kasaptaki fiyatla çarptığımız zaman kurban fiyatlarında herhangi bir olumsuz fiyat yok. Ama et fiyatları malum pahalı. Yani geçen yıl oranla bu yılki et fiyatları pahalı. Bundan dolayı yoksa onun dışında herhangi bir afaki fiyat artışı yok. Israrla söylüyorum. Biz geçen yıl ilimizde ve ülke genelinde üretimlik, besilik, kırmızı et için hayvan sayımız yeterli diye yurt dışından ithalatla elde edebiliyoruz. Geçen yıl özellikle Et Süt Kurumu üreticilerimize 90 TL'ye besilik hayvan verdi. Şimdi bu yıl 200 TL'ye veriyor. Şimdi üretici eğer yanlış konuşuyorsa, fiyatlarla ilgili yanlış bir söylemde bulunuyorsa, o zaman devlet bunu bize tedarik etti. 90 liraya tedarik ederken bugün 200 liraya tedarik ediyor. Yani biz 90 liradan alırken bugün 200 liraya almaya başlamışız. Yani bizim elimizde olan bir şey değil. Bizim satın aldığımız ürün ve o ürünün girdi maliyetleri üretimin son noktasına kadar belli bir oranda da kar marjı. Belki sizler aracılığıyla bir 10 defa bunu dile getirdim. 1 litre sütün maliyeti 1,5 kilo yem etmeli. 1 kilo kırmızı etin maliyeti de 25 kilo yeme tekamül ediyor diye. Şu anda biz ortalamaya vuruyoruz. En iyi fiyattan bile satılmış olsa 1 kilo kırmızı ete 28 kilo yem edebiliyor. Yani 25 kilo maliyet 3 kilo kar gibi görmek lazım bunu. Yani bir üretici 10-12 ay boyunca ürettiği bir hayvandan yani %5, %10 gibi para kazanmazsa da üretmenin bir mantığı kalmıyor artık. Evet. Yani bunu vatandaşlarımız direkt fiyat algısı olarak gördüğü için yanlış anlaşılmalara tırnak içinde veriyor. Sizi kabahatli kılıyorlar evet, bu sefer. Gibi. Yani aslında hiç üretici özellikle evet. kırmızı et üreticilerimizin bir kabahati yok. Sattığı fiyatlar da böyle afaki ve yüksek fiyatlı öngörülü değil. Yani. Onlar da yaşaması lazım değil evet. mi? Yani şu pandemi süreci üreticimiz olmazsa yani belki bir dönem fiyat şartları olumsuz olabilir, zarar eder. Bir sonraki dönem tekrar onu telafi edip para kazanamazsa ülkemizde küçük ve büyükbaş üretimi zaten kısıtlı. Daha da kısıtlı bir döneme girecek. Üretici üretmez. Yani şimdi bir ürünü satın alıp satmış gibi düşünüyor olabilir vatandaş. Kırmızı et üreticisi besilik hayvanı aldıktan sonra 10 ve 12 ay emek veriyor yaklaşık. Minimum 10 ay. 12 ay emek veriyor. Yani %5 aylık para kazanacak bir ölçü olsa 12 ay boyunca %60 o maldan para kazanması gerekiyor. Ama şu anda hiç %60 para kazanan kırmızı et üreticimiz yok. Zaten %20 kazandığı zaman mutlu ve üretmeye devam ediyor kırmızı et üreticisi. Ama suçlu olarak kırmızı et üreticisi ilan ediliyor. Bu da yanlış. Vatandaşlarımız bu algıyı yani kaldırmalı. Kırmızı et üreticisinin hiçbir kabahati yok. Dün 90 liraya aldığı canlı kilo üretimlik hayvanı bugün 200 TL'ye alıyor. Haliyle 200 TL'ye alacak, üretecek ve 270 TL'ye de Kurban Bayramı'nda satacak ki para kazanıp tekrar üretmeye devam edecek. Başkanım tabii programın en başında da söylediniz. Biz üyelerimizin menfaatini korumakla evet. mükellefiz diye. Bundan dolayı da yani üyeleriniz şanslı olmalılar. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bir mali genel kurulu gerçekleştirildi. Oraya Sayın Cumhurbaşkanımız da katıldı. Tabii Ticaret Bakanı da oradaydı. Tarım Bakanı da oradaydı diye hatırlıyorum. Yanılıyorsam evet. düzeltin lütfen. Şimdi
Tabii ticaretle uğraşan işte sanayiciler, iş adamları yani ticaret erbapları en azından o odalar, borsalar birliğindeki iştirakleri aracılığıyla ihracatın artırılması, ithalatın daraltılması noktasında düşüncelerini paylaştılar. Evet. Tabii ticaret borsalarının da işte hayvanların kapalı ortamlarda, ahırlarda ve ağıllarda yem işte girdi maliyetlerinin indirilmeye uğraması, işte biraz daha minimize edilmesi ya da mera yasasının süresinin uzatılmasına dönük herhangi bir girişimlerde bulundunuz mu? Yani çünkü dediğinize göre besicilikle uğraşan insanlar gerçekten ciddi bir maliyet yüküyle karşı karşıyalar ve bunun da karşılığını almak istiyorlar. Tabii bir taraftan artan bir enflasyon oranları var. Bunun da suçlusu ve sorumlusu ne çiftçiler ne de ticaret borsası başkanları değil. Evet. Dolayısıyla bununla ilgili de bir girişimde bulundunuz mu? Bulunduysanız nasıl bir cevap aldınız? Evet, biz hem sütle ilgili hem yumurtayla ilgili hem kırmızı etle ilgili hem de üyelerimizin üretmiş olduğu bütün ürünlerle ilgili dönem dönem milletvekillerimizden, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'mizin aracılığıyla bakanlarımızdan gerekli bürokraside her türlü desteği ve yardımı istiyoruz. Aynen. Şimdi burada bir konuya da özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi biz burada devlet de suçlu diye ilan ettiriyoruz. Tabii ki. Sebebi şu, hem kırmızı et olmak üzere başta bütün tarımsal alanlarda da devlet üreticimize destek verme yönünde gayret gösteriyor. Evet. Özellikle kırmızı et üreticilerimize tarımsal kredi destek vererek sübvansiyonlu diyelim ki faiz oranı %50 ise %25'ini devlet bütçesinden karşılıyor. %25 faiz oranıyla sübvansiyonlu kredi veriyor. Yine özellikle tarımsal alanlarımızda mazot desteği vermeye gayret ediyor, gübre desteği vermeye gayret ediyor, özellikle tohum desteği vermeye gayret ediyor. Tarım Bakanlığımız ve hükümetimiz de bu noktada üreticilerimizi desteklemeye gayret gösteriyor. Evet. Ama biz yapılan desteklerin yeterli olmadığı noktasında şikayetçiyiz. Evet. İşte bu dönemsel ülkemizde biliyorsunuz enflasyon var. Evet. Tek başına bunu hükümet de üretmiyor. Vatandaşlar olarak bizler de üretmiyoruz. Bir dönemler geliyor bazen %100'lü %200'lü enflasyonlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ben de inanıyorum zor bir süreç geçti. 7. aydan sonra inşallah ülkemizi iyi bir şart bekliyor diye umut ediyorum. Yani çok umutluyum. Yani özellikle hem oda başkan olarak hem de iş dünyasından bir kardeşiniz olarak. Enflasyonun ben 7. aydan sonra kademe kademe azalacağına inanıyorum. Hem kırmızı et başta olmak üzere vatandaşlarımızı hangi ürünler üzüyorsa inşallah 2025'in başlarından itibaren de artık rahatlayacağımız inancındayım. İnanmak istiyorum. Ve bu yönde de gayret gösteriyorum. Bu dönem hepimiz için zor oldu. 2019'dan 2024'ün sonuna kadarki süreç işte sel, afet, deprem, işte pandemi, yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Yani. Yani bizim ülkemiz bunlara maruz kaldı. Aslında hepimizin burada üzerine düşen bir şeyler var. Vatandaşlarımız da biraz sabırlı olmalı. Bunu da lütfen yanlış anlamasınlar. Sabırlı olun derken hani bazen sabırlı taş mı yiyecek kardeşim diyor. Evet. O anlamda kesinlikle sokak röportajlarında diyor ya taş mı yiyelim kardeşim. Hepimizin üzerine bir yük düşüyor. Yani ülkemizin enflasyondan kurtulması gerekiyor. Üretimimizin devam etmesi gerekiyor. Bu süreçte de hepimizi üzen tablolar zaman zaman üreticiyi, zaman zaman vatandaşı, zaman zaman sanayiciyi üzen durumlar söz konusu oluyor. Bu da inşallah kısa sürede aşılır diye umut ediyorum. Şehrimiz, ülkemiz yaşanabilir bir ülke, şehir. Yani Rabbim yardımcımız olsun. İnşallah yaşanabilir bir ülke oluruz, şehir oluruz diye de her gün dua ediyoruz. Ama hepimizin üzerine düşen yükler var. Hep beraber gayret etmek zorundayız. Kurban bahsini kapatmak istiyorum. Bir, çok özür diliyorum. Şey de sorayım. Vatandaş da yazmış da soru olarak. Özellikle sokak aralarında işte sucuk dolumu yapılıyor. Pastırma biraz zor olduğu için. Bu sucuk dolumunu herkes kendi kafasına göre adam işte fazla olsun diye karını da çekiyor atıyor. Evet. İşte farklı noktalarındaki hayvandan elde ettiği şeyleri hepsini sucuk olarak doldurmak istiyor. Bu sağlıklı mı? Şöyle hiçbir sağlıkla ilgili problem yok. Sadece içerisine kattığımız maddeler raf ömrünü azaltıyor. Yani bir sucuğun içine işkembe kattığımız zaman diyelim ki sucuğun raf ömrü 6 aysa 2 aya düşüyor. İşte akciğer katılıyor. Bu raf ömrünü düşürüyor ama lezzet bakımından hiçbir sakıncası yok. İyi temizlenip hijyenik şartlar. Evet götürüp balkonda vuruluyor bu izleyen. Yani onu iyi temizlediği zaman sucuğa da karıştırabilir. Gıda noktasında hiçbir sıkıntı yok. Ciğeri atıyoruz. Dalak, böbrek ne varsa onları. Evet.
Şöyle zaten... Tüke demiyoruz 6 ayda da. Karaciğer dalak şeye girmez sucuğa. Akciğer ve işkembe girebilir. Hayır, dolduran bilmediği için biliyor musun? O evet. Sadece biz ne götürsek onu dolduruyor. İşte işin ehli olmadığı zaman bu tip sorunlarla da karşı karşıya kalacağız. Vatandaşlarımız sucuğa işkembe ve akciğer katmasında hiçbir sakınca yok. Çünkü satmıyorlar. Evlerine yapıyorlar. Raf ömrü daralıyor. Tüketimini biraz hızlı yapsınlar. Ama yine işin ehlini bulsunlar ki karaciğer, alak, buna benzer ürünleri sucuğun içine oğlum, katmasınlar. Hemen yemek lazımmış. Bak, yine işte burada şu sözümüz ortaya giriyor tekrar. Yani işin ehlini zaten vatandaşımız biliyor. Hizmet alıyor kasabından, marketinden, şarküterisinden. Kurban Bayramı'nda özellikle onları tercih etsinler ki kafalar rahat etsin. Soğuk zincir kırılmasın. Ürünleri zarar görmesin. Biz herhalde bir ay boyunca... Kayseri diliyle araya gitmesin. Hı. Biz herhalde bir ay boyunca her yerden böyle mesir alanlarından dumanları alacağız herhalde. Evet. Olacak. Kokular. Çok normal. Yani vatandaşlarımız mangal yakmasın. Yaksınlar da 4 gün sürsün bu bayram. Yani 4. gün eti bitmiş olsun ama işte bitirmiyorlar maalesef. Buyurun başkanım. Pastırma sucuğa dönmek isterim. Sivas diyor pastırma bizim. Kastamonu bizim diyor. Afyon zaten sucuğu sahiplendi. Biz... ne durumdayız? Pastırma sucuk üretimimiz ana baba usulü devam ediyor mu? Üretim arttı mı, azaldı mı? Bunu merak ediyorum. Bir de yani üzerinize vazife mi bilmiyorum ama şimdi belediyelerin şeyleri var, sosyal tesisleri var, yemek vesaire oluyor. Şimdi Kayseri'ye bir misafir gelse, biri gelse pastırma sucuk yiyeceği bir alan yok. Herkesin de o lüks restoranlara gitme gibi bir şey yok. Yani odanın öncülüğünde, odanın kurabileceği bir böyle kafeterya gibi bir yer olabilir mi diye aklıma geldi. Şimdi oradan hemen başlayayım konuya İsmail Bey. Eğer belediyelerimiz bize bir yer tahsis ederlerse biz Kayseri Ticaret Borsası olarak Kayseri'mizin sucuğunu, mantısını, kavurmasını, pastırmasını tanıtabilecek şekilde ve de çok makul satış yapabilecek şekilde hizmet ederiz. Restoran gibi de hizmet verebilir miyiz? Tabii ki verebiliriz. Hiçbir sakıncası yok ki kar gözetimimiz de olmaz. Zaten yapıyorlar. Mesela markalarını Ankara'ya gittiklerinde odalar, borsalar bildiğinin genel kurullarında ya da Ankara'ya gittiklerinde yapıyorlar zaten. Boğaz Köprü'de belediye size orada bir alan verse. Boğaz Köprü doğru nokta değil. Şehrin içinde. Yolunun girişi olabilir. Şehir merkezinde 100-150 metrekare bir yer olabilir. Biz burada en iyi aslında şekilde Kayseri Ticaret Borsası olarak vatandaşlar da bilir. Hiçbir kar gözetmeden gidelim mesela sucuk döner yedirelim misafirimize. Tabii çok güzel. İsmail Bey hep programda söylüyor. Belediye başkanlarımızı konuk aldığımızda aslında sucuk döner olmalı, pastırma döner olmalı. Bunları biz diyorsunuz yaparız. Tabii ki yaparız. En iyi şekilde de hizmet ederiz. Şehrimize de yakışır gibi hem şehir dışından, yurt dışından gelen vatandaşlarımıza tanıtırız. Hem de hiçbir kar gözetmeden makul fiyatlarda satarız. Siz belediyeden ne istiyorsunuz? Burada... Yer istiyoruz sadece. Herhangi bir kira ücreti olmasın. İçinin dizaynını biz yaparız. Satış ve hizmet biz de bir şekilde. Biz de o sorumluluğu alalım. Belediye başkanlarımız konuk aldığımızda soralım. Girişimde bulundunuz mu başkanım için? Belki yeni Melik Gazi Belediye Başkanımızla görüştük. Kendisi özellikle Kuzey Çevre Yolu'nda buna benzer bir yer yapacağıyla ilgili bize bilgi ve destek verdiler. İnşallah böyle bir şey olursa biz de bu kocasına göre, biraz daha çok yakışır gibi o bölgede. Kocasının yani bizim adliyenin o bölgelere falan olabilir. Daha şey, merkezi yer diye. Bizim için hiç sakıncası yok. Şehrimiz üretimine gelince Kayseri Türkiye genelinde pastırma üretiminin %65'ini yapıyor. Sucuk üretiminde zaman zaman %30'unu zaman zaman %35'ine kadar çıkabilecek üretim yapıyor. Geçen yılla oranla bu yılki üretimimizde herhangi bir azalma yok. Çünkü pastırma, sucuk lüks bir ürün. Bunu tüketen vatandaşlar fiyat aralığı ne olursa olsun tüketebiliyorlar. Ama tabii ki bu ürünlerin de makul olması lazım ki herhangi bir vatandaşımız bununla ilgili alırken sorun yaşamamalı. Bir de ilimiz ürünlerini tanıtabilmek için makul fiyat aralığında olmalı. Bizim özellikle ilimiz dışından Kayseri'ye ürün getiren kardeşlerimiz var. Onların ürünleri şehrimizde satılmasın demiyoruz ama bunu satın alan üreticilerimiz Kayseri sucuğu, Kayseri pastırması, Kayseri kavurması diye satmaları olağanüstü yanlış. Çünkü o ürünler şehrimizde üretilen ürünler değil. Nasıl vatandaş Kayseri ki? Sucuğu pastırması tadından olarak, mı değişiyor? Nasıl vatandaşlarımız ayırt ederken zorlanır. Ama bunu satan kardeşlerimiz ilimiz dışından aldıklarını bildikleri için bence Kayseri sucuğu pastırması ve kavurması diye satmamalar. Orada özellikle üstlerine vazife düşüyor. Çünkü hasbel kadar bir üründe imalat hatası olabilir. Şehrimizin marka değerlerine zarar veririz.
Burada da satış yapan kardeşlerimizi bu noktada özellikle uyarmak istiyorum. Şehrimizin sucuk ve pastırması hiçbir ille zaten özdeşmiyor. Yani tat olarak, reha olarak özellikle Karpuzatan bölgesinde pastırma yeliyle ilgili Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir nimet var. Şehrimiz pastırması diğer illerin pastırmasıyla tamamen ayrışıyor. Biz pastırmamızı övmek için falan söylemiyoruz. Allah'ın bir lütfu. Övelim başkanım. Yani. Yok şöyle tabii ki överiz de ama gerçekten Kayseri pastırması Karpuzatan bölgesinde olağanüstü bir rehaya ulaşıyor. Hı. Cenab-ı Allah oraya bir yel dediğimiz lütuf buyurmuş. Yani diğer illerden bir pastırma satın aldığımızda belki üretim çok kaliteli bizimki kadar ama bizimkinin lezzetini tutmuyor. Bizde zaten veriler Kayseri Ticaret Borsası'nda her yıl veriler alıp sizlerle paylaşıyoruz. Yaklaşık 20-25 gün önce bir gözden geçirdim geçen yılla bu yılda kıyaslamada. Geçen yıldan hiç düşük yok, %2-3 gibi de bir artış üretimde var şükürler olsun. İşte bu ürünlere fiyat aralığına bakmıyorlar, yeter ki kaliteli üretelim. Fiyat aralığı çok önemli olmuyor. Peki niye böyle pastırmamıza sahip çıkmaya çalışıyorlar? Şöyle şimdi getirdikleri zaman yani örneğin bir il söyleyelim, Nevşehir diyelim. Yani onlara itham olmasın. Nevşehir pastırması dendiği zaman Kayseri'de satın almayı kimse yapmayacak. Veya yurt dışından, il dışından gelen kardeşlerimiz Kayseri'nin pastırmasını, sucuğunu istiyor. Nevşehir'den geldi bu pastırma dedikleri zaman o vatandaş o pastırmayı, sucuğu almayacak. Marka anlaştığımız evet, Kayseri için sucuğu pastırması denmezse o ürünler satılmayacak. Ama burada da işte satıcılarımız belki... Yok onu demiyorum başkanım. Mesela Kastamonu bizim pastırmaya sahip çıkıyor. İşte şey Sivas sahip evet çıkıyor. Afyon sucuk bizim diyor. Biz bunlara kaptırdık mı? Niye onlar ısrarla bunu dile getiriyor? Kesinlikle kaptırmayız işte. Türkiye genelinde yani Türkiye genelini konuşuyorum. Hı. Herhangi bir şarküteriye gittiği zaman eğer o adam Kastamonu'dan bile pastırma getirmişse Kayseri pastırması diye satıyor. Öyle satıyor. Yoksa satılmıyor. Ama bütün illerimizin anladım kendine özgün bir üretim şekli var. Onların ürünlerini asla kötü demiyoruz. Tabii. Ama bir Kayseri ürünü olma şansı sıfır. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yoksa her ilimizde en iyisini üretme noktasında gayret gösteriyor. Ama ilimiz üretimiyle onların üretimi asla bağdaşmaz. Bunu ifade ediyorum. Çok özür diliyorum Tolga'cığım. Bir pastırmanın oluşması kaç gün alıyor, evet, kaç ay alıyor? Ya da kuş gömü deniliyor. İşte en iyi yeri evet hangisi? Yağlı mı olması iyi, evet, yağsız mı olması iyi? Şimdi pastırma zaten bir büyükbaş hayvanın en iyi %30'luk diliminden yapılabiliyor. Yani but kısmından, antrikot kısmından, sırt kısmından ve bonfileden yapılıyor. Yaklaşık 20-25 günde sofralara gelebiliyor. Et satın aldıktan sonra tuzlanıyor, preslere veriliyor. Yaklaşık 2 gün preste kalıyor tuzunu atsın diye. Tuzuyla birlikte suyunu da atıyor. Normal kaya tuzu mu yoksa? Kaya tuzu. Daha sonrasında etler yıkanıyor, asılıyor damlarımıza veya fırınlarımız varsa fırınlarımız alınıyor, kurutulmaya geçiyor. Yaklaşık 100 kiloluk bir et de 75 kilo kalıyor kurutmadan sonra. %25 de üretim sırasında et kayıp yaşıyor. Sonra 20-25 gün, bazen 15 gün olabiliyor hava şartları iyi olduğunda. Fırınlarda 10-15 güne düşüyor bu aralık. Hava şartları soğuksa 40 güne kadar çıkabiliyor. İşte bu kurutma süresi bittikten sonra da bizim şehrimize ait çamanımız çalınıyor. Bir 10-15 günde öyle bekletiliyor. Satışa sunuluyor. Yani ortalama 1,5-2 ay gibi değil mi? Yani 20-25 günde oluşuyor. Eğer hava iyi olursa işte üretime başladığımız tarihte 20-25 gün sonrasında satışa sunulabiliyor. Yağlı olması mı iyi? Antrikot ya şöyle ben antrikotu çok severim. Bonfile dediğimiz bir hayvanın en kıymetli kısmı. Bir hayvanda da maksimum 6 kilo çıkar. 300 kilo bir kargas hayvanda yaklaşık 6 kilo çıkar bonfile. Yumuşak olur, çok yağsız olur. Ama ben antrikot tercih ederim. Yağlı ve kalın olur. İnce doğrandığı zaman da lezzeti muhteşem olur. Sırt var aynı antrikota benzer. O da yağsız, kalın yine antrikot gibi. O da hem yumuşak hem yağsız kısmı. Yani kara parça dediğimizde but kısmından oluşuyor ama antrikot, bonfile ve sırta nazaran biraz daha 20-30'da fiyatı da uygun oluyor. Yani kara parça diyoruz ona, put kısmına. O da diğer ürünlerde %20-30 daha aşağı satılabiliyor. Evet. Yani genel olarak baktığımızda pastırmanın bir masaya, mutfağa gelmesi 20-25 günü buluyor. Ortalama 20 ile 25 gün arasında. Hava şartları iyi olursa.
Bu özellikle Boğaz Köprü girişindeki çok tutmadı mı? Verim alamadık mı? Aslında ilk ya şöyle şu anda şehrimize giriş genelde kuzey çevre yolundan yapıldığı için Doğan Bey. Hmm. Yani orası Adana istikametine veya işte o taraftaki illere gidecek istikamette olduğu için çok şehrimizi temsil edemeyecek duruma geldi. Aslında kuzey çevre yolunun girişine taşınabilirse ben çok daha güzel hizmet verileceğine inanıyorum. Yine İsmail Bey'in söylediği gibi şehrimizde mutlaka ama mutlaka yöresel ürünlerimizi tanıtabilecek, satabilecek ve pişirip yedirebilecek bir noktanın olması da elzem olduğu hissiyatındayım. Biz hazırız. Bize yer verirlerse Kayseri Ticaret Borsası olarak hizmet biz ederiz. Pastırmanın ve sucuğun marka tescilini aldık diye biliyorum, evet. Türk Patent Kurumu'ndan. Dolayısıyla artık bir sucuk dediğimiz zaman ağzımıza bir lezzet gelebilmeli. Aklımızda da bu lezzet kalabilmeli. Ama şimdi mesela çarşı merkezine çıktığımızda çok düşük miktarlarda, yani et fiyatından bile daha düşük miktarlarda sucuk satılıyor. Dolayısıyla bu da ister istemez göze çarpıyor. Dar gelirli ve yoksul vatandaşlar da bunu tercih edebiliyor. Hatta dışarıdan gelen işte yerli turist bile bunu tercih edebiliyor. Ama görüyoruz ki bu et sucuğu değil, tavuk sucuğu. Ya bunun önüne geçmek mümkün değil mi? Yani işte sucuk dediğimiz zaman etten yapılması gerektiğini bir şekilde satıcılarımıza ya da üreticilerimize de anlatmamız gerekmiyor mu aslında? Biz aslında her platformda anlatıyoruz ama şöyle bir şey var. Tarım Bakanlığımız kırmızı ve beyaz etten sucuk üretimiyle ilgili herhangi bir yasağı yok. Yani hem tavuk etinde. Hani sucuk lezzeti açısından. Işte hem de ama ekonomik durumda da lazım. Kandırmadan yani dana sucuğu deyip de tavuk sucuğu satma. Karşı geldiğimiz konu şu. Beyaz etten yapılan tavuk sucuğunu dana eti veya kırmızı et sucuğu olarak satmasını doğru bulmuyoruz. Vatandaşımız da zaten bu noktada alıyorsa yanlış yapıyor. Üstünde yazıyor zaten et, değil mi? Bir kilo kıymaya kaç alıyoruz? 450-500 lira. Evet. Bir et sucuğunun 500 TL'nin altında olma şansı sıfır zaten. Yani, eğer bir sucuk 400 TL deniliyorsa vatandaşımız bunu tercih etmemeli. Çünkü kırmızı etten oluşmuyor. Ha, kampanya dönemlerini söylemiyorum. Yani tanıtım için adam 400'e satıyordur. Kasaplarımız o gün işte kıymasını değerlendirebilmek için 400'e 450'ye satıyordur. Bunların dışında her zaman bir ürün 400'e satılıyorsa bu kırmızı etten üretilen bir sucuk değildir. Ama yine özellikle satış yapan kardeşlerimiz vatandaşlarımıza bu sucuğu satarken beyaz et, kırmızı et diye söylemesi gerekiyor. Yani tavuk sucuğu. Üstünde de yazıyor et zaten. Sucuğu üstünde de mutlaka yazmalı. Küçük yazdığı için belki vatandaşlarımızın dikkatini çekmiyordur. Ama ben yine Kayseri satıcısının tavuk sucuğunu et sucuğu olarak satacağına inanmam. Sadece belki gözden kaçar vatandaş et sucuğu zannederek tavuk sucuğunu satın almış olabilir. Burada da sizlerin aracılığıyla eğer gözden kaçan bir şey varsa satan kardeşlerimiz kendilerini bir çek etsin derim ben. Başkanım, hep et konuştuk. Hububat'a girmek istiyorum. Sizin şunu önemli... Şunu da soralım o zaman, öyle bu pota girelim İsmail abi. Tamam, olur. 27 bin angus geldi ülkemize. Dolayısıyla bu angusların piyasaya sürülmesiyle birlikte biliyoruz ki kasapların bazıları rahatsız oldular. Bizim ülkemizde de yeterli miktarda işte besi hayvanı olduğu yönünde kanaat belirten insanlar da var. Dolayısıyla bu tür davranışlar sizleri rahatsız ediyor mu ve bu angusların daha da geleceği yönünde bilgiler de var. Bir taraftan kargas da geliyor diye biliyorum, yanılmıyorsam. Bu duruma bir çare bulunabilecek mi? Yani bu hayvan popülasyonundan da biraz bahsedelim, hani ülkemizdeki. Yetersiz mi bulunuyor ki dışarıdan hem canlı hem kesim hayvanı getiriliyor? Evet, şimdi angusun, besilik angusun ülkemize gelmesiyle ilgili bizim olumsuz bir tepkimiz yok. Çünkü ülkemizde yeteri sayısında büyükbaş hayvan, özellikle besilik büyükbaş hayvan yeterli değil. Şu anda 27 bin geliyor, mümkün olursa 270 bin gelsin, 1 milyon gelsin. Ama sadece üretim için gelsin. Kargas et olarak ve kesimlik olarak gelmesin. İkincisi, temel taşı bunun süt fiyatlarının 30 TL'nin altına düşmemesi lazım. Damızlık hayvanlarımızı kesime götürürsek, doğum yapacak hayvanlarımızı kesime götürürsek bizim üretme şansımız yok. Her zaman dışa bağımlı kalırız. İthalat yapmak zorunda kalırız. Biz hem Tarım Bakanlığımıza özellikle bu konuda her platformda dile getiriyoruz. Süt fiyatları ülkemizin temel taşı. 30 TL'nin altında satan bir süt üreticimiz bir yıl iki yıl dayanabilir. Daha sonrasında düvesini, damızlık hayvanını, ineğini kestirmek zorunda kalır. Şimdi bize besinlik üretim nereden geliyor?
affedersiniz ineklerimiz doğum yapıyor. Onlardan üretecek besinlik hayvanı elde ediyoruz. İşte bunun tek yolu süt değerini dengede tutmak gerekiyor. Tarım Bakanlığımız süt değerini dengede tutarsa maksimum 5 yıl. 1-1,5 yılda çözüleceğine inanıyorum. Ama maksimum 5 yıl içerisinde ülkemizde üretimlik hayvanla ilgili hiçbir problem olmaz. Şimdi bizim Angus getirmekle ilgili şöyle bir önerimiz var devletimize. Şimdi biz diyoruz ki bizim kapasitemizin bu yıl 1000 ve üzeri olanlara %5, 1000 ve altı olanlara da kapasitesinin %10'u kadar canlı hayvan veriyor üretime. Biz diyoruz ki bizim hayvanımızın kapasitemizin %100'ünü versin. Niye versin? Besilik Angus'u Türkiye'ye getiriyoruz ama bizim üreticimiz üretiyor. Vatandaşımız da uygun fiyata et diyor. Bugün bir Angus kargas kilogram fiyatı 270 TL. Yerli kilogram fiyatı 310 TL. Kargas et de 40 TL'lik bir makas, sofralara gelen et de 150 ile 200 TL kilo aralığında fark yapıyor. Angus gelsin, yani devlet bizim üreticilerimizin kapasitesinin %100'ü kadar Angus versin. Biz de devlete uygun et satacağımıza söz verelim, imza atalım. Bize 1000 hayvan verdiyse 1000 hayvanı şu an 250 liraya satacağımıza imza verelim. Para kazanabiliriz. Ama biz 200 TL'ye %5'ini alıyoruz üretimlik hayvanımızın. %95'lik kısmını da 300'e alıyoruz. Böyle olunca bunun fiyatı örneğin 270 oluyor. Bunun fiyatı 310 olmak zorunda kalıyor. Biz karşı değiliz. Yani bu özellikle ülkemizdeki hayvan sayısı artana kadar besilik ve damızlık hayvan gelmesinde bir mahsur yok. Sadece kargas ve kesimlik dana gelmesinde üreticilerimizin ve ülkemizin sorun yaşayacağına inanıyorum. Çünkü döviz kaybı yaşıyoruz. Ülkemizde üretilmesini elzem buluyorum. Bundan dolayı da özellikle sizlerin aracıyla Tarım Bakanlığı'na sesleniyorum. Bizim yani bir dönemde olsa kapasitemizin %100'ü kadar üretim yapabileceğimiz hayvanları getirsinler. Süt fiyatlarını da üzerine çok her ay dikkat ederek üzerine düşsünler istiyorum. 5 yılda da hayvan sıkıntısının net biteceğini ifade etmek istiyorum. Hububat borsası projeniz vardı hatırladığım kadarıyla. Bu proje ne durumda, ne aşamada ve neyi amaçlıyorsunuz bu projeyle? Evet. Şimdi ilimizde biliyorsunuz lisanslı depo sıkıntısı var. TMO'muzun var, özel şirketlerinde var. Ama üreticilerimiz kamu kurumlarının lisanslı depolarına ürünlerini koyarken içi rahat oluyor. Çünkü onun özellikle tahlilleriyle ilgili ürünün vasıflandırıyoruz, sınıflandırıyoruz ya. Kamu kurumu olduğu zaman içi rahat ediyor. Bizim de ilimizin buna ihtiyacı olduğunu birkaç yıl önce tespit etmiştik. Yerimizi almıştık biliyorsunuz Karpuz Atan bölgesinde. Tarım Bakanlığımızdan da 50 bin ton kapasiteli onay aldık. Bu büyük bütçeler isteyen bir yatırım ama hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah hayvan pazarımızın yanında bir 100 dönüm yatırımımız olacak. Yani 2 yıl sürede de inşallah ilimize lisanslı depo, bir de özellikle et ürünleriyle ilgili satış pazarlama noktası Kayseri Ticaret Borsası'nın olacak gibi, yani üyesinin daha doğrusu. Hazırlıklarımız devam ediyor. Fizibilitelerimiz falan hep hazır. Bu dönemde özellikle seraya ağırlık verdik. Tarıma dayalı jeotermal sera OSB'ye ağırlık verdik. Yani bu yılın sonuna kadar inşallah serayı tamam edersek hemen hızlı bir şekilde lisanslı depolara yoğunlaşacağız. Bir de bütçe istiyor İsmail Bey. Yani hayvan pazarını yaptırdık ama bu lisanslı depolar ortalama 250 milyon TL gibi bütçe istiyor. Şu anda Kayseri Ticaret Borsamızın böyle bir bütçesi yok. Planlama yaparak ilerlemek zorunda kalıyoruz. İnşallah yaklaşık 2,5 yıl gibi ikinci dönemimizin süresi var. Süremizin dolana kadar da bu hizmeti inşallah şehrimize kazandırırız diye umut ediyoruz. Seracılık nerede başkanım? Başladı mı? Evet. Düver mahallemizde biliyorsunuz. Elmalı mahallemizde 1 milyon 200 bin metrekare Kayseri Ticaret Borsamızın öncülük etmiş olduğu. Büyük bir alan. Evet. Sera OSB ile ilgili hazırlıklarımız var. Son aşamadayız. Planlamalarını yaptık. Bakanlığımız projemizi kabul etti. Orada sıcak su var mı? Evet. Niye öyle? Yani, orası yani Düver. Şimdi o bölge sıcak sudan dolayı tespit edilmişti. 1 milyon 237 bin metrekare acele kamulaştırma Sayın Cumhurbaşkanımız onay vermişti. Kamulaştırdık. Planlarımızı hazırladık. Altyapı planlarımızı, üst yapı planlarımızı bakanlığımıza gönderdik. Onaylandı. İnşallah bu ayın sonunda da ihale yoluyla
yatırım yapacak kardeşlerimize tahsis edeceğiz burası. Burada ne üretilecek? Özellikle domates, çilek, yani şehrimizin hava durumuna uygun suyla üretebileceğimiz genel ağırlıkta domates üretilebiliyor. Bunun da ihracat değeri çok yüksek. Yani domates böyle gerçekten leziz, tatlı bir şey mi olacak? 10 numara oluyor. Bir de ihracatı çok kolay. Yani lezzeti de güzel. Kızarıklığı da çok güzel oluyor. Bir de işte diyelim ki Türkiye'de domates 40 TL ise bunun ihracatını 60-65 TL'ye çok rahat yapabiliyorsunuz. Hem döviz girdisi oluyor ülkemize. Hem de burada Allah nasip ederse yine Kayseri Ticaret Borsamız öncülük yapıyor. İstihdama katkı sağlamak için 1500 kadar da inşallah burada istihdama katkı sağlayacağız, çalışan olacak. Burası tarıma dayalı. Tarıma dayalı ihtisas OSB. OSB değil mi? Ha, İhtisas OSB. 2 yıldır çalıştığımız bir proje. Kayseri Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz, Kocasinan Belediye'miz. Kurulan bir işletme var mı şu anda? Tesis olarak, tesis olarak. Tahsis etmedik. Tahsis olmadan kurulma şansı yok. Bu ayın sonunda inşallah tahsis edeceğiz. Bir yıl içerisinde de en geç buraya yatırımın geleceği kanaatindeyim. Birçok iş adamın oraya... Para kazanır, ihracat var, döviz girdisi olur, para da kazanır. Bize 350 kadar talipli var. Yani talepte bulunan kardeşlerimiz var ihale için. Orada da 34 tane saray parselimiz var. 9 adet de sanayi parselimiz var. Üretim şartı koyacak mısınız? Tabii başkanım? Yani hem yatırım şartı hem üretim şartı koyacağız. Yoksa bir anlam... Çünkü arsayı satıp da adamlar... ifade etmeyecek. Biz burayı... Yani zamana bıraksın yatırım olarak almak isteyen kardeşlerimize vermeyeceğiz. Çok. Hızlı bir şekilde yatırım yapacak. Hızlı bir şekilde buradan üretim yapması zorunluluğu. Zaten ihale şartnamelerimizde görürsünüz. Sizlerden yardım alacağız duyurmak adına. Orada özellikle biz hazırız. Açık tarım olacak mı orada? Yoksa sadece sera oluyor. Yani sadece sera. Sıcak su dolaşımıyla ürün yetiştirilebiliyor. Aslında yapımı da biraz kolay değil mi? Çok basit. Yani devletin de bununla ilgili desteği var. 100 milyon TL 7 yıl ödemesiz 13 yıla kadar sübvansiyonlu kredi veriyor devlet. Özellikle seralara üst yapı yatırımıyla ilgili. Ya bence muhteşem bir yatırım. Hızlı bir şekilde hayata su bulundu mu? Bulacak mısınız? Bulundu. Çıkarttı mı? Biz vade teknik aramadan ön raporumuzu aldık. Kesin raporumuz da inşallah bu ay içerisinde gelecek. Orada su var, hiçbir endişesi olmasın vatandaşlarımızın. İstediğimiz derecede su oluşmazsa, oluşma şansı sıfır da oluşmama şansı. Hı hı. Ama öyle bir şey olsa da onunla ilgili doğalgaz yöntemiyle, güneş enerjisi yöntemiyle de sıcak suyu elde edebiliyoruz. Onunla ilgili bütün hazırlıklarımızı da yaptık yani. Hı. Değerli başkanım, kaç yıldır Ticaret Odası Borsası Başkanı'nın? 6. yılım bitti Doğan Bey. Yani ben yaklaşık 30 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. Başkan burada olduğu için söylemiyorum ama Ticaret Borsası'nın bu kadar aktif, şehrimize katkı sağlayan, ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan bir pozisyonda olmasından da gurur duyuyoruz. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Biraz önce anlattığınız işte seracılıktan, hububattan, borsacılıktan, işte hayvan pazarı, Beydeğirmen'i biraz sonra konuşacağız. Çok iyi bir uyum oldu. Bir ticaret borsası olduğunu anladık. Evet. Yönetiminizle, ekibinizle birlikte sizi kutlamak, tebrik etmek gerekiyor. Teşekkür ederim. Sonuçta şehrimize katkı sağlıyorsunuz, ülkemize katkı sağlıyorsunuz. Tabii ki. Yani kent ekonomisine baktığınız zaman ticaret borsası deyip gelip geçmemek lazım. İşte birçok pazarın oluşmasında taşın altına eline koyan bir kurumdan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla bugün sadece canlı hayvan pazarını ya da işte pastırma sucuk piyasasını elinde bulunduran değil, aynı zamanda tarım piyasasına da hakim olan bir kurumdan bahsediyoruz. Başkan da çok ekibiyle birlikte çok mütevazi. Tabii. Yani bu kadar güzel hizmetler yapıyor. Reklamlı hiç ben ön plana çıkan bir reklam kampanyası da görmedim. Ama kişiliğini ön plana çıkartan birisi değil. Siz kişiliğinizi öne çıkartmıyor, hizmetleri öne çıkartıyor. Bugün yanlış anlamayın, birçok yer bazı yere iki tane ağaç çıkıyor, onun reklamını veriyorlar. Dolayısıyla çok ciddi rakamlardan bahsetti biraz önce. Seracılık ki ihracattan ve ülkemize girecek döviz girdisi Kayseri'de, çok yüksek. Kayseri'de hiç olmayan projeler bunlar. Mesela canlı hayvan pazarı. Bizim besicimiz gidiyordu Şarkışla'ya, gidiyordu Boğazlıyan'a. Bir de bunun yakıt maliyeti vardı. Bu yakıt maliyetini düşünün. Bir de sabah erken saatlerinde kalkıp gidiyorlardı. Yollara düşüyorlardı. Akşam geliyorlardı. Hayvan işte hastalanabiliyordu. Rüzgar çarpabiliyordu vesaire. Her şey olabiliyordu yani. Tabii. Başkanım bazı meslekler köreliyor. Dolayısıyla hep sıkıntı personel bulmakta da sıkıntı çekiliyor. Siz ticaret borsası başkanısınız. Besicilikle uğraşıyorsunuz. Besiciyle genç nesilden, Z kuşaktan ilgi var mı? Çok ilgi yok. Genel mağalarda zaten vasıflı vasıfsız işçiyle ilgili bizim sektörümüzde sorun yaşıyor. Sanayicimiz, tarımsal alandaki üreticimiz, özellikle hayvancılık yapan kardeşlerimiz mümkün olursa
çalışma izni olan yabancı uyrukları tercih etmek yani zorunda. Düşün, Afganlı çoban arıyoruz. Evet, yani Türk vatandaşımız aylık 100 bin lira değil mi? Etmiyor. Yani 100 bin lira değil de 20 ile 30 bin TL aralığında okul okuyanlar iyi kazanıyorlar. Çalışma izin belgesi olan yabancı uyruklu vatandaşlarımızı çalıştırmak zorunda kalıyor. Çünkü çoban bulamıyoruz. Zor iş. Bütün sektörlerde vasıflı vasıfsız elemanla ilgili problem var. Çünkü vatandaşlarımızın birçoğu kendi işini yapmak istiyor. Herkes kendi işini yaparsa personel nereden bulunacak? Yani yetişecek adam yok. Vasıfsız eleman özellikle et sektöründe de sıkıntı. Hayvancılık sektöründe de sıkıntı. Yani kasapta çalışacak personel de bulmak zor. Çok büyük problem. Mesela Kurban Bayramı'nda bize 5-10 tane çalışma arkadaşı lazım. Bulamıyoruz mesela. Belki bayramda onlar yerine biz çalışma zorunda kalabiliriz. Yani böyle bütün yani sanayide de bu sorun var. Tarımsal alanlarda da var. Etçilikte de var. Hayvan üretiminde de var. İnşallah kısa zamanda da bunu çözeriz diye umut ediyorum. Biliyorsunuz Sayın Valimizin öncülüğünde Kayseri'de bir fuar düzenlendi. 10.000 kişi de 1.000 kişi mi iş başvurusu? 1.175 kişi 1175. İşe başlamış. Bu benim için inanılmaz bir rakam. Yani Sayın Valimiz bir vatandaşımızı bile işe girdirebilirsek bu bizim için başarılı bir proje demişti. 1.000 vatandaş az vatandaş değil Kayseri için. İnşallah diğer 5-6 bin işsiz olduğu söyleniyor. Afganlı çoban çok mu başkanım? Şehrimizde çok yok. Yani kırsalda mı daha çok? Evet. Çalışma izni olmadığı zaman zaten SGK'mız buna izin vermiyor. Haliyle üreticilerimiz korkuyor. Çalıştıramıyor. Ama mümkünse izin alabiliyorlarsa sahada boşluk var. Yani bunu derken de belki vatandaşlarımız yanlış anlar. Onlara iş vermiyor anlamında olmasın. Tabii ki öncelikle kendi vatandaşımıza iş veririz ama çalışma arkadaşı bulamayınca da biz çalışma izni olan yabancı uyruklu kardeşlerimize iş vermek zorunda kalıyoruz. Başkanım, hububat fiyatları açıklandı. Evet. Dolayısıyla bu noktada çiftçiler mesela biraz rahatsız oldular. Evet. Tabii bir taraftan da bu fırsatçılara sürekli işte dikkat çekiyoruz biz gazeteci olarak. İşte üzerine sorumluluk hisseden bütün insanlar işte hani ticaret odası başkanından tutun işte belediye başkanlarına kadar ya da işte Ticaret Bakanlığı'nın bileşenlerine kadar. Şimdi vatandaş dolayısıyla devletin açıklamış olduğu toprak mahsulleri ofisine iletmek üzere açıklanan fiyatı benimsemediği için aracılarla bu işi bitirmek istiyor. Tabi buradan da birileri para kazanıyor. Yani bu fırsatçılar. Siz bu hububatta açıklanan fiyatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle fırsatçılara nasıl dikkat çekersiniz? Tarım Bakanlığımızın TMO'larla açıklama yaptırdığı fiyatları doğru bulmuyoruz. Hı. Sebebi şu. Yine baştan belli söylüyorum. Biz hükümet karşıtı bir insan değiliz. Evet, hiçbirimiz üreticilerimizin değiliz. Doğru fiyatlara üretmesi noktasında devletimizin destek olması gerektiği kanaatinde olduğumuz için oda başkanları olarak çiftçilerimizin yanında yer almaya çalışıyoruz. Geçen yıl özellikle makarnalık buğday 9 TL'ye Toprak Mahsulleri Ofisimiz alıyordu. 1 TL'ye destek veriyordu, 10 TL'ye geliyordu. Bu yıl 10 TL'ye açıklamış, 1.75 kuruş destekle 11.75'e geliyor. Yani yaklaşık %17-18 gibi geçen yıla nazaran bir fiyat artışı söylemişler. Belki yanlış anlaşılıyor bunu söylerken ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir üreticiye 1 kilo buğdayın maliyeti 9,5 ile 10,5 TL arasında. Şimdi bu adam 10 TL'ye buğdayını satarsa bir sonraki sezon neden üretsin? Bak üretemez demiyorum. Tabii. Neden üretsin? Yani üretmesi için bir gerekçe olması lazım. Belki de üretmesin diye böyle yani fiyatlar. Geçen yıl 7 TL olan arpa bu yıl işte yine TMO 7.25 açıklamış. 75 kuruş destek açıklamış. Yani şimdi adam bir sürü emek veriyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Sürmesi. Traktörüyle. Fındık gibi, çay gibi şeyimiz de yok. Evet. Yani, lobimiz de yok. 10 TL'ye maliyet yaptığı bir şeyi 10 TL'ye satarsa bu çiftçi nereden para kazanacak? Üretmek için sebebi ne olacak? Yani bizim beklentimiz açıkçası şu yöndeydi. Ben özellikle buğdayın 12 TL civarında devlet tarafından bir fiyat açıklanmasını bekliyordum. 3 TL civarında da bir devlet desteği olması gerektiği kanaatindeyim. Yani 3 TL, 3,5 TL gibi bir kilo buğdayda bizim beklentimizin altında bir fiyat açıklaması geldi. İşte haliyle fırsatçılara gün doğmuş oluyor. Evet. Lütfen ticaret yapan kardeşlerimiz yanlış anlamasın. Ya böyle olunca devlet almıyorum demeye geliyor.
İşte üreten vatandaşımız da bunu satmak zorunda olduğu için aradaki fırsatçılar bulduğu fiyata bu ürünleri satın alıyor ve bir zaman sonra işte 2-3 ay, 5 ay sonra da değerinde çok fazla fiyatlara satıyor. Burada yine üreten zarar görmüş oluyor. Biz özellikle şehrimiz üretti. Zaten biliyorsunuz dolu vurdu. Hava şartları üreticilerimizin hep aleyhine yatırdı zaten. Aleyhine işledi. Devletten de bir beklentisi varken özellikle böyle de bir fiyat açıklanınca inanın belki 10 gündür, bir hafta 10 gündür çiftçilerimiz perişan halde. Ama ben şuna net inanıyorum. Yani buradan Tarım Bakanımız, özellikle bir Sayın Cumhurbaşkanımızın bu serzenişi duyacağına inanıyorum. Ve minimumda bir %20 gibi bir artış geleceği kanaatindeyim. Yani 10 TL'ye açıkladığı buğdayı 12 TL'den alım yapıyor. 2 TL'de destek veriyor diye Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak diye inanıyorum. İnanmak istiyorum. Çünkü çiftçilerimizin buna çok ihtiyacı var. Aksi takdirde bir yıl sonra üretme şansları yok. Üretecek bir sebepleri de kalmayacak. Bunlar bizim için çok önem arz eden üreticiler. Özellikle pandemi döneminde biliyorsunuz dünya tarım ürünleriyle ilgili olağanüstü sıkıntı çekerken elhamdülillah ülkemiz bu noktada sıkıntı çekmedi. Ülkemiz tarım ve hayvancılık ülkesi. Tarım ve hayvancılıkta devletin üreticileri desteklemesi gerektiği kanaatindeyim. Bir şikayet gibi olmasın ama üreticilerimizin özellikle bu noktalarda destek alması gerektiği kanaatindeyim. En azından bir döneme ait 2 lira 3 lira fark veriyorum demesi lazım devletin. Buradan özellikle duyurmak istiyorum. Evet. İsmail Bey bir hatırlatma yapalım da İşkur Müdürümüz sevgili Ayşe Hanım bir bilgi notu olarak gönderdi bize biraz önce çobanlar konusunda yabancı vatandaşlarla ilgili değerlendirmemizde işte oturma izni alamadıklarını ifade etmiştik. Tarım ve hayvancılıkta çalışma iznine gerek kalmaksızın diyor İşkur'dan muaf izin belgesi veriliyormuş. Bir yıllık izin veriliyormuş özellikle çobanlara. Buradan da hatırlatma yapalım. Besicilikle uğraşan değerli... İşte bize bir yıl yetmiyor. Sayın Müdürüme buradan seslenelim de gerekli bakanlığa 5 yıl olarak izin alsın. Şöyle, şimdi hayvan zaten bize geliş ve besi süresi 1 yılı geçiyor. O kardeşimiz işe alışıyor. 1 yıl sonra izin alamazsak işten ayrılmak zorunda kalıyor. Sayın Müdürüm bu noktada yoğun destek verdi. Bu konuda hem Kayseri Ticaret Borsası'na hem de gerekli mercilere iletti. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu noktada zaten bize sonsuz destek oluyor. Yani burada liyakat devre dışı kalıyor o zaman değil mi? Bir yıl olursa. Evet. Yani bu sürenin bize minimum 5 yıl yani olması gerekiyor. Yani işi kavruyor diyorsunuz çalışan görevli. Evet. Ondan sonra tekrar sonrasında izin almazsak ayrılmak zorunda kalıyor. Sayın Müdürüm bu noktada bize destek versin. Sağ olsun her zaman destek veriyor ama bu sürenin 5 yıla çıkarılmasını istiyoruz ki çok rahat bir şekilde hizmet alabilir. Yani sürdürülebilir nitelikli sistem açısından bu önemli. Evet. Yani başkanım şuna değinmek istiyorum. Kayseri'nin hayvancılıktaki yeri nedir Türkiye'de? Buradan Kırşehir'e gittiğinizde vesaire. İnanılmaz bir şekilde benim eşim Kırşehirli olduğu için biliyorum daha önce yol üzerinde ve çevrede bu tesisler vesaire yoktu ama şu anda işte Yerke'ye doğru gitseniz, Mucur'a doğru gitseniz, Boztepe'ye doğru gitseniz her taraf koca koca besi çiftlikleriyle doldu. Kırşehir bizde hayvancılıktan geçti gibi biliyorum, duydum en azından. Niye biz tarım ve hayvancılıkta özellikle hayvancılıkta bu desteklemelerin vesaire dışında kalıyoruz ki Kırşehir bizim çok çok önümüze geçebiliyor. Evet. Biliyorsunuz bundan 1 yıl önce ve yaklaşık 6 yıldır başkanlık sürecim içerisinde ilimizde İPART veya tarımsal desteklerin olması gerektiğini hep sizlere aracılığıyla söyledik. Büyükbaş hayvan üretiminde şu anda ilimiz 27. sırada. Yani. Kırşehir ili ilk 5. sırada yani 1 ile 5 arasında gidiyor geliyor. Evet. Bazen 1 oluyor bazen 3 oluyor maksimum 5. sıraya kayıyor. Bir dönem onlar için İPART yatırımlarıyla ilgili devlet desteği sağlandı. Ve o sürede de özellikle büyükbaş üretim yapan kardeşlerimiz hızlı bir şekilde yatırımlarını yaptılar. En küçük üretim tesisinde 500 var. Evet. Yani Kırşehir'imizde 500 hayvan olan sanki hayvanı yokmuş gibi davranıyor. 50 bin kapasiteli üretim yapan kardeşimiz var Kırşehir'de. 50 bin? Evet. İlimizde
Birinci oldu diyor Türkiye. Evet. 5.000, 10.000. Ama bu hep İPART devlet desteğiyle değil mi? Tabii ki. Tabii, tabii. Yani Sivas, şöyle. Sivas, Kırşehir. Burada siyasilerin eksikliği yok mu? Eksik. Şu anda ilimize İPART desteği sağlandı. 81 ili kapsayacak şekilde. Şu anda da Tarım Bakanlığımızda bütçe yok. Yani. Tam sağlandı, bütçe kalmadı. Sağlandı, bütçe yok bu dönemde de. Ama geçmişte yine demek ki siyasilerimizin ciddi tam anlamda büyük burada eksikliğini hissediyoruz. Yani ilimize bir pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini özellikle bu Ramazan'da, geçen Ramazan'da söylemiştim. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilk onun yani büyükbaş hayvan üretiminde Kayseri ilinin ilk 10. sıraya kadar yerleşeceğini söz vermiştim. Ama ilimize İPART geldi bu yıl. Bu yıl da hem bütçe yok hem de biliyorsunuz inşaat maliyetleri mevcut maliyetlerin en az 10 katı yükseldi. Yatırım yapmak da zorlaştı. Allah yardımcımız olsun. Yani hep Kayseri'nin üstünde bir olumsuzluk yaşanıyor maalesef. Yer gök duayla. Tabii. Yer gök duayla diyorsun. Evet. Peki efendim Beydeğirmeni ile ilgili oradaki çalışmalar ne durumda? Orada belediye gerçekten çok ciddi yatırımlar yapıldı. Aslında besiciliğin komple şehir dışına taşınacağını, herkesin de orada bu iş yapması için biraz da baskı da yapılacağını ifade etmişlerdi ama oradaki durumu bir sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi Beydeğirmeni'nde 6 tane tesis var. Aslında buraya 500-550 adet tesis gelmesi lazımdı. Büyükşehir Belediye'miz Allah bin defa razı olsun. Bu sürecin başlamasıyla birlikte üreticilerimize sonsuz destek oldular. Çok uygun fiyatlara yer verdiler. Ödeme kolaylığı sağladılar. Büyükşehir Belediye'miz üstüne düşeni olağanüstü yaptı. Burada kısmi üreticilerimizin yatırımla ilgili biraz daha duralım hissiyatıyla zamanı uzattılar. İnşaat maliyetleri 10 kat büyüdü. Şimdi İPART ilimizde yok. Bunların hepsi etken oldu ve oradaki yatırım gecikmek zorunda kaldı. İşte inşaat maliyetleri daha artarsa buranın minimum kazanımı 2030'u bulur demiştim hatırlarsanız. Yani inşaat maliyetleri de düşmüyor. Bir kırmızı et üreten kardeşimiz orada tek başına bir üretim sahası yatırımı yapması mümkün değil. Yine kırsal kalkınma desteği almak zorunda. İPART desteği almak zorunda. Bu yılda destek yok yine. Yani destek var ama bütçe yok. Ne olacak bilemiyoruz. Orada 500 tesis olmak zorundaydı. Yaklaşık 100 bin büyükbaş hayvan kapasiteli ilimizdeki 100 bin büyükbaşında orada üretimi yapılacağı noktasında girişimler vardı. Yine Kayseri Ticaret Borsası olarak biz, Kırmızı Et Üreticiler Birliği'miz, Büyükşehir Belediye'miz, bu noktada yoğun gayretler ama 500 tesisten ikisi 6'sı mı? 6 tane var şu anda. O hali hazırda yapıldı bitti mi? Evet 6 tanesi yani bitti. Yani onlar gidip besicilik yapabilirler. Tabii orada. Tabii o yapıyorlar devam ediyorlar. Şimdi üretim var 6 tesiste. Yani inşallah hızlıca şehrimize kazandırılır. Peki orada bir yaptırım diye. Yok muydu? Buradan tesis alanlara var, işte 3 yıl var. İçerisinde yaptın yapmadın. 5 yıl süre vardı burada. Birinci etapları Büyükşehir Belediye'miz dilekçe göndermeye başladı. Zaten yatırım yapılmazsa Büyükşehir Belediye'miz arsaları tekrar iade alacak. Şartnamemizde bunlar var. Birinci etapların herhalde bir 6 ay bir yılı kaldı. Yatırım yapacaklarına inanırsa Büyükşehir Belediye'miz uzatabilir. O süreyi biraz daha uzatabilir. Birinci etapın günü yaklaştı. Ama kesinlikle kimse zafiyete düşmesin üreticilerimizden. Yatırım yapılmadığı zaman mutlaka Büyükşehir Belediye'miz bu arazileri tekrar iade alacaklar. Yani alamazlar falan mı? Yok, rehavete kapılmasınlar. Kesin alırlar çünkü bizim yapmış olduğumuz sözleşmelerde bu var. Erciyes'te otelleri aldılar. Aldılar. Aynı orasında alırlar. Çünkü bizim sözleşmelerimizde bir zaman buranın süresi... Buranın avantajı ne olacak değerli başkanım? Ya şöyle, hayvancılığı bir noktada toplama gayretinde olmuşlardı. Arazileri işte 25 TL'ye vermişlerdi burada. Çok büyük ödeme kolaylığı sağlamışlardı. Altyapı hizmetlerini getirdiler. Asfalt dışındaki bütün altyapı hizmetleri Büyükşehir Belediye'miz tarafından Beydeğirmeni'ne sağlandı. Yine diyorum hem ticaret borsamız hem de kırmızı et üreticilerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi yine kırmızı et üreticilerine Beydeğirmeni'nde de çok büyük destek oldular. Orada enerji hayvanların fisinden mi elde ediliyor? Evet, hayvanların dışkısından enerji üretilir. Hayvan olmadığı için enerjideki dışkılar da dışarı üretim noktalarından toplanıyor şu anda. Beydeğirmeni'nden değil, ilimiz ve diğer başka besicilerin ahırlarından üretim toplanıyor. Aslında besiciliğe baktığımızda etinden, derisinden, dışkısından hayvandan her türlü faydalanabiliyor. Evet. Yani bu fosil yakıtların da önüne geçmiş oluyorsunuz. Hı. Doğadaki gaz salımını da önlemiş oluyorsunuz böylelikle. Evet. Biraz daha doğal bir gaz oluyor. Doğal yani.
Evet, başkanım, Erva Spor Kulübü'ne de büyük bir destek verdiniz. Oraya da ayrı bir parantez açmak lazım. Her alanda varsınız dedi. Doğan Bey haklı olarak o gururu söyledi. Tolga da yine aynı şekilde onu ifade etti. Gerçekten Kayseri'ye çok faydanız oldu. Çok kendinizi anlatmasanız da. Yani hiç olmayacak belki alana destek verdiniz. Spor alanına, Erva Spor Kulübü'ne, Battal Gazi Mahallesi'nde bir tesise destek verdiniz, açtınız. Ne yapıyorsunuz? Niye böyle bir tesise destek verme ihtiyacı hissettiniz? Biz Kayseri Ticaret Borsası yönetimi olarak göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar hep şiarımız şu oldu. İllimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak bütün yatırımlarda olmak için gayret göstereceğiz dedik. Üyelerimizin menfaatine olacak bütün yatırımlarda olma gayretinde olacağız. Artı ilimizdeki sosyal faaliyetlerin tamamında yer almak adına gayret göstereceğiz dedik. Malum ilimizin spor tesislerine ihtiyacı vardı. Sayın Valimizin öncülüğünde Erva Spor Kulübü olarak biz de Kayseri Ticaret Borsası olarak 3 adet dükkan satın aldık. Bunların içini güzelce yaptık ve 10 yıllığına valiliğimize sözleşme yaptık, tahsis ettik kendilerine. Kayseri Ticaret Borsası Erva Spor Okulumuzda şu anda 250 tane öğrencimiz var. Çok güzel. 4 spor dalında. İnşallah birinci yetiştirmeye çalışıyoruz şampiyon olması için. Buradaki amacımız şu, ilimiz gençlerinin maddeyle ilgili madde bağımlılığından uzak tutabilmek. Türk milliyetçiliğini, dinimizi layıkıyla yaşayabilmesi adına örf ve adetlerimizi gerekli bilgi ve donanımları alarak yetişmesini sağlamak adına böyle bir yatırıma girdik. Geç bile kalmışız inanın. Yani biz bunu böyle çok gönüllü yaptık ama ailelerimiz zaman zaman Kayseri Ticaret Borsamızı ziyaret ediyor. O çocukların mutluluklarını görünce biz gerçekten inanılmaz mutlu oluyoruz. Çünkü işte bilgisayardan kalkmayan çocuklar diyor anneler. Okuldan geldiği zaman hiç bilgisayar açmıyor. Doğru spora koşuyor diyor. Telefondan elini çekmeyen çocuklar diyor spora koşuyor. Kimi karateci oluyor, kimi boksçu oluyor, kimi tekvandocu oluyor, kimi işte okçu oluyor gibi. Öğrenciler kendini oraya motive etmişler. Mutlu olmaya başlamışlar. İşte bütün ihtiyaçlarını sözleşme yapan kurumlar tedarik ediyor o kardeşlerimizin. Bir de mali yapıdan sıkıntılı bölgeler seçiliyor özellikle ki o kardeşlerimiz de mağdur olmasın diye. Biz Küçük Ali Mahallesi'nde, eski Battal Gazi ama şimdi Küçük Ali Mahallesi diye geçiyor. Bölgeyi de Allah'ın lütfudur çok doğru seçmişiz. Haftada iki günde ziyaret ediyorum. O mutluluğu yaşamak lazım diyorum. İşte şehrimizin sosyal bir yatırımı, sosyal bir kazanımı. Ben inanıyorum ki burada şehrimizde yaklaşık 10-15 bin küçük yaştaki kardeşlerimiz, öğrencilerimiz kötü huy ve alışkanlıkları bu spor tesisleri aracıyla terk etmiş olacak. Burada da üzerime büyük düşüyor. Sayın Valimize teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz gayretleri var. Bizi teşvik eden de Sayın Valimiz. Tahmin ediyorum şu anda sayısı 30'u geçti ilimizdeki Erva Spor Kulüplerinin. Sayın Valimiz geldiği ilk günden bugüne kadar bu Erva Spor Okulları'yla ilgili yoğun gayretleri var. Bizde teşvikleri var. Ben ilimizdeki 1,5 milyon nüfusun da Sayın Valimize dua ettiğine inanıyorum. Çünkü her olumlu işte Sayın Valimizin bir imzası var. Ben de özellikle hem Recep Bağlamış olarak hem Kayseri Ticaret Borsası olarak üyelerimizin adına da Sayın Valimize şükranlarımızı arz ediyorum. İlimizde inşallah gitmez diye de dua edeyim. Var mı buna benzer böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığınız ya da yer almak istemeyi arzuladığınız başka projeler var mı? Hepsinde yer almak istiyoruz. Bütçemizin yettiği müddetçe. İşte biliyorsunuz bir zaman önce bu Sera OSB'nin 100 metrekare bizde minyatürü topraksız tarım olarak yine sosyal hizmet olarak Kayseri Ticaret Borsamızın birinci katında hizmet verildi. Üyelerimize değil bütün şehrimize çiftçilik yapan bize üye olmayan kardeşlerimize bile böyle bir hizmet verdik. Yine sosyal hizmet olsun diye ilimizde üretim yapan, tarımsal üretim yapan bütün kardeşlerimize bir yıl boyunca toprak analizini bedava yaptık. Gerekli ziraat odalarla, gerekli belediyelerle sözleşme, anlaşma yaparak bir yıl onlara hizmet vermeye gayret. Yine şehrimizde biliyorsunuz et ve et ürünleri araştırma geliştirme merkezi kurduk. Türkiye'de ilk ve tek şu anda akredite olmaya çalışıyoruz. Hem
Türkiye'den akredite olacağız. Tarım Bakanlığımızdan nasip olur da Türkiye'den aldıktan sonra da Avrupa Birliği'nden akredite olmaya çalışıyoruz. Aslında bu da inanılmaz bir sosyal hizmet diye düşünüyorum. Şimdi et ve et ürünlerinin tamamının nitrat, tuz oranı, yağ oranı, bütün değerlerini tespit edebilecek Türkiye'de ilk ve tek olan bir de Arge laboratuvarımız var et ve et ürünleriyle. Bu laboratuvara şimdi suyu açtık. Su hizmeti de verebiliyoruz su tahlilleriyle ilgili. Yine baharatı açmak istiyoruz Allah izin verirse. Yani ilimizde üretim için gayret gösteren bütün kardeşlerimize Kayseri Ticaret Borsası olarak hizmet vermeye gayret ediyoruz. İlimizdeki sosyal faaliyetlerde de en önde yer almak için gayret gösteriyoruz. Bu da bir bütçeye bakıyor. Yani elimizde eğer o sosyal faaliyete katkı sağlayacak bir bütçe olsa mutlaka Kayseri Ticaret Borsası'nı orada görmeniz mümkün olacaktır. Başkan, tabii bilinçli tarıma yönelebilmek için adımlar da atıyorsunuz bir taraftan. Onu takip ediyoruz. Yani akıllı tarım teknoloji panelleri düzenlediniz ama bir seçim dönemi geçirdik. Bu seçim döneminde muhalefet partilerinden aday olanların bir sözcükleri dikkatimizi çeker. İşte, tarımsal kalkınma için ata tohumlarından bahsederler bize. Bir toprak analizi yaptırdık dediniz ya mesela. Evet. Bu toprak analizlerine baktığımızda yine muhalefetin söylemi şudur ki işte İsrail'in merdiven altı laboratuvarlarında geliştirilen tohumlar bizim topraklarımızı verimsiz ve zararlı hale getirdiği yönünde iddiaları var. Evet. Bu analizlerde böyle bir sonuç görebildiniz mi? Bu analizleri bizim laboratuvarlarda görme şansımız olmaz ama ata tohumuyla ilgili sadece bir bilgi de en azından vatandaşlarımız bilsin istiyorum. Kayseri Üniversitemiz buğdayla ilgili ata tohumu geliştiriyor. Sürecin de sonuna gelmiş durumda. İnşallah buğdayımızla ilgili ata tohumumuz Kayseri Üniversitemiz tarafından hem ilimize hem de Türkiye geneline kazandırılmış olacak. Dağıtılacak yine, mı ücretsiz? Evet, şeker fabrikamız, yine Erciyes Üniversitemiz ve Kayseri Ticaret Borsamız ay çekirdeğiyle ilgili ata tohumu noktasında 3-4 yıllık bir çalışma sürecimiz var. Ata tohumları biliyorsunuz minimum 5 veya maksimum 7 yıl aralığında hayata kazandırılabiliyor. 3-4 yılını doldurduk ay çekirdeğinde. İnşallah birkaç yıl içerisinde Türkiye genelinde de ata tohumu noktasında Kayseri Ticaret Borsası Şeker Fabrikamız ve Erciyes Üniversitemiz olmak üzere ata tohumu geliştirilmiş olacak. Bu ata tohumlarının işte yurt dışından gelen menşeli olup olmadığını bizim tahlillerimiz söylemez. Çünkü onlar toprağa ekildikten sonra mahsul veriyor ya. Anladım. Toprağa ekileceği zaman bize bu ürünler tahlile gelmiyor. Anladım. Biz toprakları analiz yapabiliyoruz. Ürünleri, tabii buğday analizimiz de var. Arpa analizimiz, yani tahıl ürünleriyle ilgili de analizimiz var. Ama ekimlik ürünleri bize tahlile getirmiyorlar. Peki topraklar sağlıklı mıydı analiz yaptığınızda? Şöyle, bizim Kayseri genelinde Nadas'a bırakılmak zorunda olan topraklarımız var, oluyor. Evet. Bunun genel sebebi şu, bizim Kayseri Ticaret Borsamızın gerekli teknik arkadaşlarımızın çalışması doğrultusunda ürünlerine gübreyi fazla atıyorlar. Yani bizim Kayseri genelindeki Nadas'a kalma sorunu gübrelemeyi fazla yaptığından dolayı oluyor. Onun dışında tohumlardan dolayı sıkıntı yaşanmıyor. Biz onları da elimizden geldiği kadar bilgi donanım noktasında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Pilot bölge seçiyoruz, ilçelerimizde eğitimler veriyoruz. İşte adam tohumunu toprağımıza getiriyor. O bölgede nasıl bir ürün uygulaması gerektiği noktasında bilgi veriyoruz. Gübrelemesini nasıl yapması noktasında bilgi aktarıyoruz. Ama bazen işte anneannelerden alışılmış gelen bir ezber gidiyoruz aslında. Üreticilerimiz buna inanmak istemiyor. Bu gibi üreticilerimiz de buna benzer sorunlar yaşamak zorunda kalıyor. Yani mesela bu iklim kriziyle birlikte karın yağmaması bile bir etken değil mi bu noktada? Evet. Yani gübreyi eritmiyor tabii, değil mi topraktaki? Tabii. Yani mesela Nadas süresi 6 aysa 2 yıl bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü gübreyi fazla attığı zaman ilk yılki verim %20-25 fazla oluyor. Onu bizim üreticimiz fazla yakıyor, ürün elde etmiş gibi düşünüyor. Ondan dolayı Nadas'a bırakması zorunda kalıyor. Ama bu yurt dışından gelen menşeli tohumlarda şu ana kadar topraklarımızın Nadas'a kalmasıyla ilgili bir problem yaşamadık. Zaman zaman süne problemi oldu. Yine o da bizim kendi öz sıkıntılarımızdan kaynaklı. Değerli Başkanım, artık yaklaşık 1,5 saattir birlikteyiz. Gerçekten bütün sorulara içtenlikle cevap verdiniz. Son olarak önümüz biliyorsunuz Kurban Bayramı. Değerli izleyicilerimize Kayseri Ticaret Borsası Başkanı olarak neler söylemek istersiniz efendim? Vatandaşlarımıza öncelikle hayırlı, huzurlu, mübarek, kazasız belasız bir
Kurban Bayramı geçirmelerini niyaz ediyorum Cenab-ı Allah'tan. İnşallah tabii ki kurban fiyatlarındaki olumsuzlukları zaman zaman duyuyoruz. Bu son dönemi olsun inşallah olumsuzlukların. Bir sonraki Kurban Bayramı'nda inşallah bütçelerimizi aşmayan kurban olsun. Sağlık huzur içerisinde bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. İzledikleri için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. İsmail Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tolga Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam birinci gün programımızda gerçekten Kayseri'de çok önemli, çok değerli, çok kıymetli işlere imza atan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı sevgili Recep Bağlamış Beyefendi'yi konuk ettik. Ülke ekonomimize, Kayseri'mizin ekonomisine çok ciddi şekilde katkı sağlıyorlar. Çalışmaları, örnek çalışmalar var. Bu örnek çalışmaların artarak devam ettiğini görüyoruz ki devam etmeli de. Bu hırs ve bu ekip çalışması bu kadroda var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu güzel çalışmaları yine bu ekranlardan konuşuruz. Bir başka yayında buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize hoşçakalın efendim.